İyi akşamlar efendim, Dürbün'den Yansıyanlar'a hoş geldiniz ve programımız tüm hızıyla başlayacak, devam edecek. Bu akşam biraz özel program olacak. Çünkü hafta sonu yaşadıklarımız var, konuşmamız gereken konular var, tartışılan konular var, fair play var, her şey var. Programa hazırız. Yalçın Akaç, Mehmet Ali Beycan stüdyoda hazır. Hoş geldiniz Yalçın, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Zadik'ciğim. Sen nasılsın? İyiyim. Sufi'den geldik. Evet. Ya an be an yaşamışsın koşuyu anlatırken de. Yıllar geçiyor. Efsanesin. Yok be, sizin yazın he. Kendini özlettin yani. Yarış anlatımında. Efendim abi? Kendisini çok özletti yarış çok anlatımında. Çok. Geçen ben tweet attım zaten, çok özlendin diye. Çok da özel bir yarış. Güzel bir yarış. Yani Bekir Gökçen'in de... Çok sevdi, Bekir'e selam. Yarış bitti, Bekir'e sarıldım, tebrik ettim. Aynı dönem mezunuz Bekir'le. Evet. Böyle titriyordu heyecandan, hala o stresi atamamış ve gözünden yaşlar düşmeye başladı. Yalçın 2 gündür uyku uyumuyorum dedi bana o dakika. Ben de duygulandım. Benim de gözlerim doldu. O anı hiç unutmuyorum gerçekten. Unutamadığım gazi koşularından bir tanesidir. Ben de Wolfsan'la 5. olmuştum bu koşuda. Perfect Storm çok büyük favoriydi. Ciddi de bir sürpriz oldu. Sürpriz olmuştu, evet. Sen de efsane anlatmışsın. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın bizleri bekliyor bu akşam için. Dolu dolu bir programımız var yine. Sevgili Yalçın, kolay değil tabii yani. En büyük kupa. Kesinlikle. Efendim, doluyorsunuz bir anda boşalıyorsunuz. Ben de Şeref Tribünü'nde çıktığımda o zamanki sayın valimiz ağlama evladım, her şey bitti artık dedi. Rahatla dedi. Hala o streslisin ama evet. Evet. Öyle bir baskı var ki işte o heyecan doruk noktasına çıkıyor. O adrenalin artık tavan yapıyor. O yüzden atamıyorsunuz o üzerinizdeki o heyecanı. Evet, kolay değil. Tabii. Geçse bile geçmemiş gibi hissediyorsunuz artık. O kadar çok kaptırmışsınız ki kendinizi. Allah işte tüm atçılarımıza nasip etsin. Bu heyecanı, bu zaferi yaşamayı. İyi akşamlar Mehmet Beycan. Sen tabii giriş yaptın ama iyi akşamlar oldum senden de. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Tabii bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu hem çok üzüldük. Sonrasında da üzüntümüz sevince döndü. Rabbimize şükürler olsun. Harun kardeşimiz de bize bağışladı. İnşallah böyle şeyler bir daha tekerrür etmesin diyeyim. Evet. İyi yayınlar tekrar. Teşekkür ediyoruz. Çok özel mesaj geldi. Çok özlediğim birinden. Siz de çok seversiniz. Kimden tahmin? İzmir'den. Ramazan Altınbaş. Ramazan Altınbaş. Evet. Ay canım benim. Canım çok sevdim. Aynı dönem işte. Ramazan, evet. Bekir, Ramazan Altınbaş. Güzel jenerasyon. Çok güzel jenerasyon. Ramazan da yani uzun seneler. Çok. O da çok efendiydi. Çok efendiydi. Dünya efendisi. Beyefendi bir kardeşim. Çok da beraber yarış kazandık. Az evvel kapıda konuşuyorduk. Kapıda kulağını çınlatmıştık. Kapıda. Günay Can'dan bahsederken. Hissetmiş. İkinize de çok güzel mesaj. Çok teşekkür ederim. Selamlarını göndermiş. Biz de Ramazan'a buradan selamlarınızı gönderiyoruz. Şimdi açılışı yaptım Mehmet Ali Beycan. Hafta sonu cumartesi günü yüreklerimiz ağzımıza geldi. Gerçekten ben evde koşuyu da kaçırmıştım o anda. Başka bir şeyler vardı. Maç şeyine falan girmiştik böyle. Sonrasında sosyal medyayı görünce koşu aklıma geldi. Açtım. Gerçekten yerimde kaldım. Bir şok geçirdim. Arkadaşlarım da onlar çok ateşini uzaktalar ama benim sayemde izliyorlar. Sağ olsun, onları da biraz yoruyorum, açıyorum yarışlar başladığında. Onlar da büyük bir kız var, çığlık attı arkadaşım. Gerçekten çok kötü bir sahneydi. Çok kötü bir sahneydi. Şimdi o gelecek görüntüler üzerine çok konuşacağız. Benim rahatsız olduğum bazı maddeler var, konular var ki bugün bazı koşular protesto oluyor. İhtar olunan veya işte para cezası ile gelen koşular var. Hande Bin'e gelelim. 1000'den akışı alalım, 1200'de 1000 gibi alalım ve safkanları şöyle bir getirelim, sözde Yalçın'a karşı bırakalım. Konserler Kurulu raporu da önüme geldi şu anda. Yalçın, neler oluyor aslında yani buralara kadar da hani ya çok olayın, aman diyecek bir şey de olayın olduğu ana kadar her şey normal, herkes yerli yerinde gidiyor, yarış normal akışında ama bir anda tam düzlüğe gelinirken, düzlüğe gelmeden o viraj üstünde Damaris isimli safkan, 10 numaralı safkan şu an 3. lükte. 3. lükte, evet. Harun Çanakçı kardeşimiz dışarıya aldı, yürüttü safkanı. Burada bir geri alalım anneciğim. Ani bir şekilde safkanın tabi sonradan öğrendik biz bunu. 600'e gelip değil mi? Buradan yavaşça gelelim. Evet. Yavaş gelelim. Olayın olma anında da durdurabiliriz. Üstüne konuşalım. Safkanın bağlarında kopma oluyor. Evet. Yani görünmez kaza derler. Ondan dolayı da yani kolay kolay İngiliz atlarında böyle bir yıkılma olmaz. Ben hiç görmedim. Yani çok uzun seneler at bindim. Tabii ki yıkılmalar oluyor ama bir anda böyle pat bu konuyla diye... ilgili yani bağlarla ilgili yıkılma ben de yeni duyuyorum. O sorundan dolayı burada kalalım. Tam o esnada da çok küçük böyle bir ayak değiştirmek üzereyken Safkan öyle de bir sorun yaşayınca bir anda kapaklanıyor. Yıkılıyor yani. Bir anda yerle bir oldu Safkan. Harun Çanakçı kardeşimizin yapabileceği hiçbir şey yok. Buna hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Tabii sonrasında üstüne devrilen yine Vedat Abiş ve Kuampo hemen arkasında takip ediyordu. Yani öyle bir yakın noktadaydı ki kaçabilecek bir pozisyonu yoktu. Ve o olaydan etkilenen ve yıkılan Işman Çizik ve Beykoz. Bunu daha sonra tekrardan anlatacağız ama içeride de bakın o olaydan dolayı bayağı bir yığılma oldu. Orada da büyük bir kaza belki olabilirdi. Ucuz atlatılmış bir kaza olarak sonuçlandı. Tabii sonrasında en son yıkılan Hışman Çizik'in olayın kahramanı diyelim. Evet. Hışman Çizik için net olarak kahramanı. Çok büyük bir rahmani bir güçle orada kahramanı. Çok büyük bir rahmani bir güçle orada hemen daha taklaları biter bitmez kendini toparlayıp hemen kardeşinin arkadaşının yanına gidiyor ve orada çocuk o kadar kötü pozisyonda ki çok ağır bir darbe alıyor tabii kafasına. Orada çenesi kilitleniyor, titremeye başlıyor. O ara işte dilini çıkartıyor. Hemen peşine sağlık ekipleri geliyor. Onlar müdahaleyi yapıyorlar. Ama ilk müdahale diyorsa ilk yardımın önemi. Tabii. İlk yardım önemi. O an yani aşağı yukarı bir 30-35 saniye önce davranmış oluyor. Ve belki de hayati bir davranış. Hayatını kurtarıyor orada. Nefessiz kalmasını o anda engelledi. Kesinlikle. O ilk müdahale. Kesinlikle. Doktorlar tabii koşarak geldi ama o an saniyeler çok önemli çünkü. Bu anda saniyelere karşı, zamana karşı mücadele var. Yani. Hep diyoruz ilk yardım okullarda, ilkokuldan itibaren öğretilen ilk yardımın öneminin alın size karşılığı. Tabii orada şimdi nefes sorunu yaşasa alamasa dilini yuttuğu için belki gene hayatta kalacak ama bu sefer büyük darbe de alabilecek. Beyin oksijensiz kaldığı için ağır bir hasar da alabilecek. Tabii. Bu durumu da engellemiş oldu Hışman o yapmış olduğu hareketle. Tabii hemen sonrasında ani bir şekilde ambulansa bindiriyorlar. O esnada Özcan da biz şimdi kapıdaydık bu detayı da bu akşam öğrendik. Evet biraz önemli önce Özcan da dikkatli sağ olsun. Evet, özellikle Özcan anlatmanı rica ederim abi dedi. Tam kapıdaydık Beycan abiyle sohbet ederken programın saatini bekliyorduk. Özcan geldi Mustafa ile birlikte. Onu da komiserlere çağırmışlar o tay yarışından bugün 5. ayaktaki tay yarışından. Denk geldi. Abi dedi ben yarışı izledim içeride. Hemen eyvah dedim. Gözlerimi kapattım. Olayın vahametini öğrendikten sonra hemen Cem Bey'i aramış. Hatta şöyle Yalçıncığım pardon lafa girdim. Evet. Hemen arabasına biniyor. Ambulansın arkasından hareket ediyor. O ve yolda Cem Kağan Parsak Bey'i buradan saygılarımızı selamlarımızı gönderelim. Cem Kağan Parsak Bey'i arıyor. Kendisi de daha önce tedavi görmüş ondan ve lütfen çok acil hastaneye geliniz diye ricada bulunuyor. Evet. Sonrasında tabii ilk müdahale yapılıyor. Tabii. İlk etapta tabii çok kötüymüş pozisyonu. Kanama gibi bir şey. İşte o haber geldi. Belirtiler beyin kanamasını gösteriyormuş. Beyin kanamasından yazılıyorlar tabii zamana karşı sürekli bilgi kirliliği olması için de en yetkili yerlerini almaya çalışıyoruz. Hastaneye sevki, ambulans hepsi o kadar şey gelişiyor ki Ali Can Yalaz Adana Sayın Yönetmenimiz oradan en güzel biz yani direkt zaten WhatsApp grubundan ondan bilgi alma gayretinde bilgileri alıyoruz. Yani gerçekten yüreğimiz ağzımıza geldi. Bu arada bir zamana karşı başka durumda doktorların hassasiyet gösterdi. 12 saat çok kritik bu durumlarda. Yani yüreğimiz ağzımıza geldi. Dualar ettik. Aklımız oradaydı. İyi gelecek haberlerdeydi. Gece uyanıp size net söyleyeyim birkaç kez uyanıp telefonumu açıp acaba Twitter'dan hani sosyal medyadan bir haber var mı ya da bizim grubumuzdan bir haber var mı diye Baktım, haber yoktu. Sonrasında sabah şükürler olsun ki o beklediğimiz fotoğraf, resim geldi. Efendim, yabancı koşu için bir mola rica edelim. Dönelim. Olayı da konuşacağız. Gelişmelere bakacağız. Çok özel görüntülerimiz var bununla ilgili, ama yabancı koşudan sonra. Değerli yarışseverler, Wolverhampton Birleşik Krallık'ta 4. koşu yapılacak. Sıradaki yarış bu. Handikap mücadele olacak. 1 ve 3 numaralı safkanlar start almıyor. Kısa bir koşu, 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atlar arasında 1020 metre mesafede kum pistte yapılacak. 7 numaralı Karat yerini aldığı yarışında favorisiydi. Son isim 6 numaralı Buy Me Back. Atlar yarışı için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. İyi bir çıkış yapan iç kulvardaki Ego Go oldu. İtalyalı farkı bir boya kadar çıkardı. 4 numaralı Ego Go. İkincilikte 5 numaralı Shining. Bunun dışına 6 numaralı Buy Me Back geldi. Dıştaki 6 numaralı Buy Me Back temposunu oldukça yüksek tuttu. Ego Go'nun önüne de geçti. Fark yarım boy, bir boy 6 numaralı Buy Me Back. Düzlüğe gidilirken önde, içeride 4 numaralı Ego Go, dışta 5 numaralı Shining bir boy kadar girdi. İçeride 7 numaralı Karat var. Bunun bir boy kadar gerisini 2 numaralı Lady Quick Step. 1,5-2 boy kadar geride ise 8 numaralı Red Alert. Sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 6 numaralı Buy Me Back 1,5-2 boy farkta düzlüğe önde çıktı. İkinciliğe ortadan 5 numaralı Shining geldi. İçeride 4 numaralı Ego var. İç kulvara 7 numaralı Karat aldı. Dıştan 2 numaralı Lady Quick Step atak yapıyor. Fark 2,5 boy kadar ortada. 6 numaralı Buy Me Back önde dıştan. 2 numaralı Lady Quick Step ikincilik için atak yapıyor önde. 6 numaralı Buy Me Back 1,5 boy farkta önde. Fotoyu da bu safkan buluyor. İkincilik için 4 numaralı Egogo, 7 numaralı Karat ve 2 numaralı Lady Quickstep en dıştan güçlü geldiler. İkincilik için potaya 3'ü birlikte girdi yarışın. Galibi belli 6 numaralı Buy Me Back. Atlar yarışı için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. İyi bir çıkış yapan iç kulvardaki Egogo oldu. İtalyalı farkı bir boya kadar çıkardı. 4 numaralı Egogo, ikincilikte 5 numaralı Shining. Bunun dışına 6 numaralı Buy Me Back geldi. Dıştaki 6 numaralı Buy Me Back temposunu oldukça yüksek tuttu. Egogo'nun önüne de geçti. Fark yarım boy, bir boy 6 numaralı Buy Me Back. Düzlüğe gidilirken önde, içeride 4 numaralı Egogo, dışta 5 numaralı Shining bir boy kadar girdi. İçeride 7 numaralı Karat var. Bunun bir boy kadar gerisini 2 numaralı Lady Quick Step, 1,5-2 boy kadar geride ise 8 numaralı Red Alert, sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 6 numaralı Buy Me Back 1,5-2 boy farkta düzlüğe önde çıktı. İkinciliğe ortadan 5 numaralı Shining geldi. İçeride 4 numaralı Egogo var. İç kulvara 7 numaralı Karat aldı. Dıştan 2 numaralı Lady Quick Step atak yapıyor. Fark 2,5 boy kadar ortada. 6 numaralı Buy Me Back önde dıştan. 2 numaralı Lady Quick Step ikincilik için atak yapıyor önde. 6 numaralı Buy Me Back 1,5 boy farkta önde. Fotoyu da bu safkan buluyor. İkincilik için 4 numaralı Egogo, 7 numaralı Karat ve 2 numaralı Lady Quick Step en dıştan güçlü geldiler. İkincilik için potaya 3'ü birlikte girdi yarışın. Galibi belli 6 numaralı Buy Me Back. Foto fişesinde gördüğünüz üzere 6-2-7-4 koşunun kesin olmayan sıralaması 6-2-7-4 efendim. Mesajlı haber Mustafa Kemal Bey'den, işte yabancı koşularda safkanlar nereden dönüyorsa orada bitiriyorlar. Bunlar da tabii konuşacağımız konular arasında, bu akşam özertle ayırdık bu konuyu. İlhan Bey'den Harun Çanakçı'ya geçmiş olsun ve selamlar geldi. Yılmaz Bey şansını kıramamış. Murat Bey, Yüksel Saymaz meslektaşım ve tabii mesai arkadaşımız, babasını kaybetmişti. Başsağlığı dilemiş. Teşekkürler Murat Bey hassasiyetiniz için. Bekir Bey'den iyi akşamlar mesajı ve çok özel mesaj kimden? Seni o zaman 80'li yılların ortaları 90'a doğru götürüyorum. İlk böyle ne diyeyim, yayın hayatı diye bakacağım. Hasan Saydam, Hasan abim. Banko, ellerinden öperim. Çok hürmetler ederim. Çok güzel selamlar. Kanal 6'da da beraber çok güzel atlar söylemiştik yarış severlere o zaman. Bir de Hasan abinin mecmuasında ben programla benzer isim oldu. Dürbünün içinden diye yazılar. Evet, köşeniz var. Ya geçen olacak işte, arşiv topluyoruz. Düzenliyoruz odayı. İşte eski dergilerimiz, Banko. Bir baktım tam böyle benim için çok özel bir gün var. O sayı, o yıl ve bir açıldı kapak o yarış. Ya. İnanılır gibi değil. İstesen olmaz. Çok güzel günlerdi yani. Çok böyle çok güzel koşular da vardı. Duayenlerimizden. İşte Aprant Okulu'na katılma hikayemin başrolü Banko dergisi. Çünkü orada bir ilan çıkmıştı. Şu şartlarda uygun olan işte jokey yamakları Aprant Eğitim Merkezi'ne aday olarak alınacaktır diye bir ilan çıkıyor. Babam da o ilanı okuyor. Çünkü sürekli babam haftalık olarak o dergiyi alırdı. Hepimizin özel arşivleri vardı. Oradan dolayı da bu serüvene başlamış olduk. Yani ilk vesile olandır. Ve yine Hasan abinin dillere pelesenk olmuş bir lafı, at koşar baht kazanır. Evet. O kadar güzel bir söz değil mi? Çok güzel de birçok anımız var da çok güzel bir anımız. Kayıt odası biliyorsunuz tribünün altındaydı. Tribünün altıydı eski tabii. Efendim, Bankocu Başbakanlığa yazılı bir de 8 kısa vade var. Çok büyük bir incelik gösterip senin fikrini almak istiyorum dedi. Ben de Hasan abi başbakanlığa dedim. Korkma dedim. Kazandık, kısmet oldu Bankocu. Böylece almış olduk. Oktay evet. Bey'den, Kerem Baltacı'dan iyi akşamlar mesajları geldi. Şimdi Mehmet Ali Beycan'ı da çok merak ediyorum. Yalçın anlattı. Özcan Yıldırım'ın son akşam saatlerinde ilk kez sohbet etme şansı bulmuşlar. Özel o anla ilgili bir paylaşımı olmuştu. Onu da paylaştı. Bizim için son dakika bilgisi oldu. Son dakika bilgisi oldu evet. Bizim için. Mehmet Ali Beycan tabii istemiyoruz ama bu görüntüler gerçekten yüreklerimizin ağzınıza geliyor. Tabii bu çok farklı bir şekilde gelişti. Maalesef. Yani çoğu zaman safkanlar yer değiştiriyor, dalartma oluyor. Başka şeyler yaşıyoruz ama bu kez maalesef hiç beklenmedik bir anda. Böylesi bir olay. Şimdi tabii bu çok beklenmedik bir olay. Biraz önce Yalçın da hani bağları kopmuş. İlk defa böyle bir şey. Ben de ilk defa rastlıyorum ki bizim de Yavuz Star'ın Cumhurbaşkanlığı kursunda 800'de 2 ayağı birden bağları koptu. Yani sonrasında anladık. Bir tökezledi ama böyle bir yıkılma, devrilme olmadı. Evet. Bir anda yani kendini yere bıraktı. Çok yani nasıl diyelim, çok talihsiz bir olay. Evet. Tabii burada Hişman'ın yaptığı yani o anda Hişman'a da bir şey olabilirdi. Ya da o olayın arkasında olmayıp dışarılardan devam edip gidebilirdi. Şoka girip kalabilirdi orada. Yani Hişman da bir yerinden hasar alabilirdi, Allah korusun. Hepsi birer vesile işte. Bir şok olurdu. Ama neyse ki çok şükür sonu iyi bitti ama Hişman 2 defa müdahalede bulunmuş. Benim edindiğim bilgiye göre. Ki ben yarışı seyrediyordum. Bir nara attım eyvah diye. Eşim hatta yan odadan koştu geldi, bir şey mi oldu filan. Eyvah dedim, çocuk çok kötü düştü. Neyse ki şey oldu. Önce dilini çıkarmış. Dilini çıkardıktan sonra Harun dilini ıstırmaya başlamış. Çene kilitleniyor. Çene kilitleniyor. Dilini ıstırmaya başlamış. Ona da müdahalede bulunmuş. Evet. Yaptığı tabii çok yüce bir şey. Ben ona bir şey söyleyeceğim. İçimden bunu söylemek çok geldi. Ziya Paşa'nın bir şiiri var ve bu Urfa Divanı olarak geçer. Asaf olmayan bilmez insan kadrini. Devamı da var gider. Ben Hişman'a Asaf diye isim taktım bundan sonra. Yüreği büyük kahraman kardeşim. Diğer bütün tabii arkadaşları koştular. Özcan'ın yaptığı da çok büyük bir jest. Keza Feyyaz Bora müdürümüz her şeyiyle ve ekibi, komiserlerimiz ilgilendiler. Yani şunu söylemek istiyorum. Hişman'ı yetiştiren anne babanın ellerinden öpüyorum. Hişman'ı alnından, gözlerinden öpüyorum. Gerçi bir başka arkadaşımız da aynı durumda yine şeyleri yapardı. Bu ilk yardımın da tabii ilk şeyin çok önemli. Yani Harun'u Rabbim bize bağışladı. Evet, gerçekten öyle. Şimdi geçenlerde de bahsettik biz. Hı -hı. Yani bir şey daha söyleyebilir miyim, pardon? Tabii. Buyur abi. Bu da içimden geldiği için söylüyorum. Hişman adı gibi. Hişman demek hırs demek, evet. Farsça'da malum. Adı gibi hırslı, çalışkan, becerikli, gayretli bir arkadaşımız tırnaklarıyla kazıyarak üst noktalara çıktı. İnşallah en üstte de çıkar. Ama insanlığın üst noktasına koşarak, uçarak geldi diyorum. Evet, teşekkür ederim. İşte bu Aprant Eğitim Merkezi'nde her türlü eğitim veriliyor. Bu ilk yardımla alakalı bence özel bir eğitimde almalı, evet. Apranti kardeşlerim. Çok önemli, nokta önemli. Yani çok istisnai bir durum tabii ama işte bakın gerçekleştiğinde de oradaki yapmış olduğu hamleyle belki de kardeşinin, arkadaşının deyip hayatını kurtardı. Ama o hamleyi yapamamış olsaydı veyahut da yapacağı hamleyi bilmeyerek olaya somut böyle evet. Dışarıda kalmış olsaydı, bir müdahale yapmamış olsaydı belki de çok daha farklı bir tabloyla evet. Karşı karşıya kalacaktık. O açıdan bilgili bir şekilde, bilinçli bir şekilde bu müdahaleleri yapmak da hayat kurtarıyor. Evet. O açıdan bundan sonra da bence şimdi, bu da gündeme alınmalı. İlk müdahale çok önemli. Senin de başına geldi, hatırlat Tabii ki. Sığım için kusura bakma. Yo, hiç ama sen yok. Çok güçlüsün. Açtık artık onları. Evet. Abi. Yani ben de mesela başıma geldi böyle bir olay değil de ilk müdahale gerektiren bir olay. Kıbrıs'ta harekatta işte vurulduk, kan kaybından bile gideceğiz. İzmir'de Mehmet Şam verir diye bir arkadaşım vardı. Hemen üstünü başını yırtıp işte kan kaybını önledi falan. Bunlar çok hayati şeyler. Evet. Çok önemli. Real Türk Kamçı konusunu özellikle gündeme getirmek istiyor. Kamçı konusunda daha ağır cezalar olmalı diyor. Serkan Yazgan beyefendi, atlara bir şey olmuş mu diyor, kaza yapan atlara? Zaten düşen at bir arıza geçirdi. Arıza. Sonrasında net olarak bilmiyorum ama bayağı hasarlı ayrıldı sahadan. Diğerleri hakkında kötü bir haber almadık. Zaten biraz diğerleri normal düştü. İlk düşen Safkan. İlk düşen bir Safkan. Yani arıza yapınca zaten yıkılıyor. Hı. Ondan dolayı da büyük bir hasarla ayrılmış oldu sahadan. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten ucuz atlatılmış bir kaza. Şükürler olsun. Harun Çanakçı kardeşimize çok büyük geçmiş olsun diyorum. Allah onu sevenlerine bağışladı. Hı. Hemen yarış sonrasında hastanede o müdahalelerden sonra annesiyle babasıyla birlikte çekildiği bir fotoğraf vardı. Evet. Ben de onu anneme gösterdim. Annem hüngür hüngür ağlamaya başladı. Biz de çok yaşadık tabii o sahneleri. Çok eski zamanlarda işte 2000'den önce de geçirdiğimiz sakatlıklar oluyordu. Bazen başka şehirlerde de at binebiliyorsunuz. Hı hı. Aileniz yanınızda değil. Böyle bir hadise yaşadığınızda kime nasıl ulaşacağımızı biz bilemiyorduk diye hemen hastaneyi arardık. İşte ben Yalçın Akağaç'ın annesiyim veya babasıyım diye hemen bilgi alırdık, malumat alırdık diye söyledi. Gözleri doldu. Evet. Çok gerçekten duygulandık ama sonrasında çok sevindik. İnşallah bundan baba sonra... için kolay bir şey mi o an yani? Kesinlikle yani. Biz bu kadar yaşıyorsak yani biz kardeş için, yakın için, akrabası için, anne babanın halini. Sevenleri için çok büyük bir orada yaşanan psikolojik bir de sorun bir taraftan. Şükürler olsun ki en az hasarla atlatıldı bu. İnşallah bu dileriz son olur. Ki bundan sonra da bu tür sahneleri yaşamayız, görmeyiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Burak Temizkan yine banko ile ilgili güzel mesaj atmış. Pazartesi günü iple çekiyorduk diyor. Teşekkür edelim. Bu koşuyla ilgili konser raporunda sadece Bay Bay Hepiniz'le ilgili bir rapor var. Onunla ilgili starttan geç çıkmasıyla ilgili bir 15 günlük bir ceza almış. Evet, 10 boy kadar startta kaldı. Farklı bir durum yok diyelim. Şimdi hepimizi duygulandıran bir görüntü, bir video ekrana gelecek, izleyelim. Bu arada tabii Ercan Fırtına'ya da çok teşekkürler. O da değil mi? Evet. İlk andan itibaren. Çok koşturdu, çok koştu. Defalarca bilgilendirdi. Çok sağ olsun. Hemen izleyelim o güzel videoyu. Evet, Türkiye'nin korktuğu ve dualarla çok şükür sevdiklerine başladı. Harun Çalakçılar'la birlikteyiz. Yanında da Hişman Çizik var. Onun kahramanı bence. Harun'cum, nasıl hissediyorsun? Geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol Ercan abi. Sabaha göre düne göre daha iyiyim abi. Daha iyisin. Kata çıkarttılar artık. Aynen. Yoğun bakımdan aldılar. Boynumda fena ağrı vardı. Şimdi az var abi. Çok büyük geçmiş olsun. Herkes adına söylüyorum. Bütün sosyal medya, bütün Türkiye adına söylüyorum. Sağ ol abi. Evet Hişman. Harun'un kahramanısın. O dili nasıl çıkarttın o anda? Şimdi Ercan abi Harun düştüğünde sadece arka tarafa baktığımda bir Vedat abi şeyi ayakta gördüğümde biraz rahatladım. Onun arkasında bir kişi daha gördüm ama Harun olduğunu bilmiyordum. Üzerine koştuğumda yani tamamen titriyordu. O anda gördüm. Ağzında bir sürü kum vardı. Çok büyük geçmiş olsun. Evet ve dilini yuttuğunu fark ettim hemen. Evet. Direkt dilini zor da olsa çıkarttım. Sonra çıkartmayla beraber tabii bilinçsizdi. Bu sefer dilini istemsizce ısırdı. Onu da yaptım, ağzını açarak tekrar dilini içeri sokmayla beraber tekrar nefes aldı. Tekrar hayata döndü. Allah sevdiklerine başladı. Sadece Harun'un değil, tüm Türkiye'nin kahramanı oldun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gönlüne sağlık. Belki bir insanlık görevini yaptın ama bu kayıtlara geçti. Başladı inşallah. Amin. Bir daha böyle bir kaza yaşamayız. Sevgili yarışseverler, şu anda Adana Hipodromu'nda, Yeşilova Hipodromu'nda Komiserler Kurulumuzun yanındayız. Adana yarış komiserlerimiz Ali Kansu Öztürk Bey, Mehmet Ali Sözmen Bey ve Cemal Kurt Bey ile birlikteyiz. Biraz önce Hişman'ı çağırdılar, Hişman sizi. Sayın hocam, duygularınızı alabilir miyim? Dün 6 Şubat'taki yaşanan, istenmeyen o talihsiz kazadan sonra Hişman'ın mesai arkadaşı diyelim, sevgili kardeşimizin o anında belki de hayatını kurtarmasına neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ediyoruz öncelikle. Hişman dün akşam 6 Şubat gecesi son yarışta yaşanan üzücü kazada kendisi de düşmesine rağmen hemen kendi acısını unutup diğer daha durumu ağır olan jokey arkadaşının yardımına koştu. Belki de hayati bir müdahaleyle arkadaşının şu an yaşamda olmasına sebebiyet verdi. Bu örnek davranışı sebebiyle biz kendisine kurulumuz adına ve tüm camia adına teşekkür ediyoruz. Dün akşam arayıp zaten önce kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletip teşekkürü de iletmiştik. Bu örnek davranışı tüm camiada beğeni topladı. Diğer arkadaşlarına da emsal bir davranış olur inşallah. Kendisine yakışan bir harekette bulundu. Biz tekrar kurulumuz ve tüm camia adına kendisine teşekkürü bir borç biliyoruz. Tebrik ediyoruz örnek davranışı sebebiyle. Teşekkür ederim. Sevgili Hişman, senin duygularını alabilir miyim? Ya, öncelikle yani böyle bir davranışta bulunduğum için gerçekten mutluyum. Ve dilerim yani sadece spor dalında değil, tüm çevremizde her zaman böyle kurtarışlar olur. Böyle hayati müdahaleler olur. Rabbim bir daha böyle bir kaza hiçbir spor dalında yaşatmasın inşallah. Yani demek istediğim Harun kardeşimizi sevdiklerimize bağışladı Rabbim. İnşallah bir daha böyle bir kazayla karşılaşmayız. Evet, Adana Konserler Kurulu hassasiyetle olayı yakından takip ettiler. An be an ve bu röportajda bizlere yansıdı. Diyelim Meral Beycan, son olarak bağlayacağız artık. Tabii saygıdeğer komiserlerimiz de sağ olsunlar. Ve genç kardeşlerimiz bilsinler ki evet bazen komiserlerimiz ceza veriyorlar. Ama genç kardeşlerimizin iyiliğini düşünerek bu cezaları vermek zorunda kalıyorlar. Ki cezalar eskiye göre eskiden daha fazlaydı geçmiş yıllarda. Ben mesela 8 at koşan bir yarışta Doruk Levent Özdeniz'le kazanmıştı. O yarışta 8 atlık yarışta 6 jokeyin birden ceza aldığını bilirim. Hem de uzun süreli. Evet. Eskiden yani şimdi oraya, yurt dışı yarışlarını görüyoruz. Bu görüyoruz, geri gelmişken söyleyeyim. Yani şimdi oraya geleceğim Evdel Beycan. Evet. Özellikle şimdi Junior Çınar yarışını konuşacağız. Evet. Onun üzerinden oraya da bağlayalım. Geçmişe de bağlayalım. Tabii. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yarış anlattığımız yerde yani biz konserler kurulu o zaman söylüyorum. Konserler kurulu, varış hakemi ve biz yan yanayız. Yani çok yakınız. Şeyde sen yetiştin bilmiyorum ama eski yerde kapıda İstanbul'da mı? İstanbul'da bir memur hanım var. Fatma'ydı zannediyorum. Tam şimdi ismi yanlış söylemeyeyim. Kayıt oraya giderdiniz önce. Çünkü orada anons edildikten sonra konserler kuruluna ve oraya işte jokey, antrenör kimse çağrılıyor. Orada işte deftere yazılıyor. İçeri jokeyler, baş jokeylerden bahsediyorum. Önemli jokeylerden bahsediyorum. Bize sorarlardı. İçeride hani çok mu sinirli? Paşa hani içeri girmeye çekiniyor. Ruh halini öğrenmek istiyorlar. Aşağıdan duyuluyor. Aşağıdan duyuluyor. Evet. Sinirli hali yani çok çekinerek giderlerdi. Girmezlerdi. Sakinleştikten sonra girelim falan. Evet. Yani şimdi sen dedin ya 8 jokey 6'sı evet. Çağrılıyor. Doruk diye bir Arap yarışı. Levent Özdeniz kazanmıştı. Kulakları çınlasın. Akın abinin yeğeni. Akın Özdeniz'in yeğeni. Ram abinin oğlu. Şimdi hani kısa vade altı İzmir'e gidelim. Junior Çırar'ın kazandığı koşunun son 600'ünden itibaren bir alalım. Neler yaşandı, neler oldu? Protesto çıktı koşuya. Protesto reddedildi ve Fuat Çakar son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunması alındı ve savunması tebliğ edildi. Para cezası geliyor. İhtar ve para cezası. Şimdi gelelim. Yalçın, sözü sana bırakalım. Burada neler oluyor? Yani Fuat Çakar ortaladı, döndü. Sonrasını sana bırakacağım. Bu yarışı ön kameradan, diğer kule kamerasından görüp izlesek daha net olur. Hande'den rica edelim yönetmenimizden. Kuleden. Evet, gelsin, başlasın. Bu karşı kule. Şu an Junior Çınar'la Fuat Çakar önde. Hemen dışında Mehmet Kaya ve Lucky Justin. Onun da dışında Dev Adam ve Gökhan Kocakaya. Şimdi burada sanırım Fuat'a bir ihtar ve para cezası çıktı. İhtar ve para cezası yeterli mi? İlker'den rica edelim. 400'e gelsin Fuat Çakar'ın yeri, Gökhan Kocakaya'nın yeri. Bu da arka viraj, evet. Arka kameradan, kuleden. Şimdi bu yarışta Fuat dışarıya açılıyor ama Gökhan da sürekli dışarıya açılıyor. Gökhan zaten bu sıralar İzmir'de bunu bir yani burada getirdi. Eğer içinizdeki rakibiniz size doğru yanaşıyorsa, siz dışarıya kaymazsanız rakibiniz gelip bir noktada ya size çarpacak ya da o açılmayı kesecek. Bunun başka bir alternatifi yok. Ama bariyer dibinden dönüp son düzlüğe, bariyer dibinden çıkıp yarış en dış bariyerde bitiyorsa burada dışta kalanın da bence bir kendini sorgulaması lazım. Ama yani, bizim sorumuz da şu. Şimdi çok arada bir mesafe var. Şuraya kadar pisti ortalamış durumda Fuat Çakar. Neden böyle, yani buradan neden yurt dışında olduğu gibi Mevlal Becan diyor ki yurt dışında yarışlarınızı soruyor. Orada diyor dönüyor safkanlar. O istikamette yarış bitiyor. Demin de izledik İngiltere'de az önce bir koşu. Şimdi burada yani bunu da sorgulayalım Yalçın. Neden yarış ortadan dönerken burada bitiyor? Yani şimdi jokeylen ya da şeyden bağımsız soruyorum. Evet. Görsel açıdan soruyorum. Şimdi artık performansa dayalı diye bir kural getirdi. Yarış içerisindeki atların performansına dayalı yarışın neticesi değişir veya değişmez diye bir kural getirildi. Çok da doğru bir kural. Burada da bu uygulandı. Yani protesto oldu ama protesto reddoldu. Evet. Bakın şurada yani Fuat yanaşıyor ama diğeri de sürekli kaçıyor. Yani o kaçmayı kesmiş olsa o yanaşma da olmayacak. Yani bir yerden sonra belki temas olacak. O zaman yarış da netice farklı değişikliğine gidecek. Daha farklı bir noktaya gidecek. Belki safkan da ürküyor, kaçıyor olabilir. Sonuçta hep söylüyoruz atlar çok duygusal hayvanlar. En ufak bir durumu hissedip ondan ürkebilir, çekinebilir. Burada dev adam bunu da yaşamış olabilir. Ama bunu daha çok biz İzmir'de görüyoruz bu sahneyi. Evet, bu sahneler yani İzmir'de çok nedense hep yarışlara bakıyoruz. Çok olmaya başladı. En dış bariyerde biten birçok yarış var. Ben şunu da söyleyeyim. Geçen programda da söyledim. Seyircili bir yarış günü olmuş olsa. Tam o pazar. Seyirci yıkılırdı burası pazar olsa. Şimdi seyirci anlamında söylüyorum. Biliyorsun eskiden güvenlik görevlileri sahanın kenarında olurdu. Yani bariyerlerin arkasında veya önünde olurdu. Oradan çünkü herhangi bir seyirci taşkınlık yapıp müdahale etmesin sahaya, hareketle yeltenmesin diye sürekli orada görevli olurdu. Şimdi burada görevli olsa onun da bir sıkıntısı %100 oluşmuş olacak. %100. Yani şimdi tabii seyircisiz olduğu için saha bomboş. En dış bariyerde bitti yarış. Bir olumsuz bir durum çıkmadı burada ama burada bir güvenlikçi arkadaşımız olsa o da ayrı bir sorun oluşturacak. Yani dikkat ediyorum İzmir'de birçok yarış böyle en dış bariyerde bitiyor. İşte geçenlerde gene grup mücadele King Mango yarışı yine en dış bariyerde bitti. Kuru Soğan'ın kazanmış olduğu koşu. Yani birçok böyle yarışları iyi görebiliyoruz. Yani ben burada protestonun reddine katılıyorum. Ama yani buna değişik bir güncelleme de getirilebilir. Yani bu açılma, at gösterme açılma olaylarına biraz daha değişik bir bakış açısından bakıp komiserlerimiz, jokey arkadaşlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi çağırıp bu konu hakkında bir toplantı yapıp yarış öncesi en azından bunu iyi bir şekilde konuşup, dile getirip ondan sonra da yarış içerisindeki duruma göre de uygulamalar yapılabilir. Yani şimdi burada bir çarpma olmadığı için yarış değişikliğine gidilmiyor. Bence yarışın da değişmesi çok ağır olurdu burada. Çünkü geçebilecek pozisyonu var. Yani dev adam dışarıdan hamlesini yapıp geçebilecek pozisyonu var. Junior Çınar da çok inatçı bir safkan. Yarışı da bırakmıyor. Fuat da çok usta bir jokey tabii. Normalde Fuat Çakar böyle foile yelteneyim, foil yapayım veya işte rakibimi oyundan düşüreyim tarzında olan bir jokey değil. Genelde düz giden, sadece atını fotoya atmaya çalışan değerli bir kardeşimiz. Evet, sadece yarışı düşünen. Evet. Bir ara işte Kadir'de bunu çok görüyorduk. Hatta geçenlerde bir yarış oldu. Biz Atahan abiyle konuşuyorduk. Burada bir şeye dikkat ettiniz mi dedim. Atahan abi direkt dedi ki ya Kadir düzlükte düz gitti onu mu söylüyorsun dedi. Ben başka bir şey kastetmiştim orada. Yani şimdi mesela Kadir'e bakıyoruz. Kadir biraz daha düzeltti kendini. Güzel. Geçenlerde hatta Gülerce'lerin bir atına biniyordu. Gülnur ablanın bir atına biniyordu. Virajı döndü ortadan. İlk defa koşan bir tane evet, koşu, Bayhan koşu, yavrusu. Koşu, evet. İsmini unuttum şimdi. Hı. İp gibi gitti. Dışından rakibi geldi. Hiç yanaşmadı bile. Mesela Arap atı biraz da ister böyle. Hani rakibine tabii. Yanaştığında daha çok hırslanır eder. Ama hiç bak dikkat ettim Kadir'e, ben orada hiç yeltenmedi bile. En ufak bir hamle yapmadı. Kendi yolunda. Dışından Doğru Kurt'la Akın Sözen geldi. Yarışı kazandı. Aslında böyle olması lazım. Ya tabii ki yarış içerisinde atınızı en iyi noktada bitirmek için ufak tefek hamleler yapabilirsiniz ama bu aşırıya kaçmaması gerekir. Aşırıya kaçtığı zaman işte hem yarışsever de galeyana geliyor. Çünkü öbür ata oynayan yarışsever de var. Hem atın ilgilileri de bir yerde mağdur oluyor. Kaybeden atın. Sağlık konusu tehlikeli. Tabii yani başka bir durum olur. İşte görüyoruz hep kazalar oluyor son dönemlerde. İnşallah bunlar son olur. Bundan sonra olmaz. Şurası İzmir pazar günü tıklım tıklım tribün. Yarışsever zaten bir yerden sonra kendi yarışa veriyor, yürü işte dayan filan. Orada bir gürültü kopsa tam yaklaşmış. Belki Safkan oradaki gürültüden etkilenecek, içe kaçacak. Evet. Her şey yaşanabilir. Acaba yani burada Fuat Çakar'a arada Lucky Justin'la Mehmet Kaya da bir değil mi? Orada küçük bir daralma yaşadı. Ondan dolayı mı ihtar ve para cezası verdiler diye düşünüyorum. Sadece protesto sonuçta. Açılma da var tabii ki ama işte o açılma esnasında dediğim gibi dev adam da devam etmiş olsa, aynı kulvarından devam etmiş olsa, o geldikçe kendisi açılmasa başka bir senaryoda olabilirdi bu yarışta diye düşünüyorum. Sadece dev adamla ilgili, yani dev adamın çektiği protesto var, ilgililerinin o var yani. MK'nin Safkan'la ilgili bir bilgi yok konserler kurulu raporunda. Sadece dev adamla alakalı değil. Sadece dev adamla alakalı o zaman ihtar ve para cezası verildi. Yani benim kendi fikrim komiserler kurulunun yarış öncesi, şimdi mesela Adana'daki komiserlerimiz bunu çok yapıyor. Bunu öğrendik biz kardeşlerimizden. Sürekli yarış öncesi uyarılıyorlar jockey arkadaşlar. Bunu biraz İzmir mahalli komiserlerinin de daha fazla yapması gerektiğini düşünüyorum. Bilhassa bu dışa açılma konusunda. Evet. Çok yani iyi. Adana'da bu sahneyi pek görmüyoruz. Yani İstanbul'da da görmüyoruz. Başka ne bileyim Bursa'da da pek görmüyoruz. Nadir görüyoruz. Ama İzmir'de çok oluyor bu. O açıdan bence ciddi bir uyarı yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet, Yalçın Akağaç bu şekilde değerlerini, Mehmet Ali Beycan'ın da fikirlerini çok merak ediyorum ama yurt dışına gitme durumdayız. Safkanlar Box gerisinde. Yurt dışından döner dönmez bu koşuyla ilgili Mehmet Ali Beycan'ın da görüşlerini alacağız. Değerli yarışseverler, Wolverhampton Birleşik Krallık'ta sırada 5. yarış var. Şartlı mücadele. 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları arasında 1220 metre mesafede kum pistte yapılacak bu yarış. Yarışın favorisine baktığımızda 1 numaralı Declaring Love karşımıza çıkıyor. %58 oynanma oranı almış. 1 lira 5 kuruş ganyanı var. 176 gün aranın ardından Declaring Love favori olarak bu yarışa katılıyor. Oldukça da ön planda tutulmuş. Tabii ganyan yarış başlayana kadar güncel olarak değişiyor. Şu anda 1 lira 40 kuruş olarak görünüyor. İkinci isim %18 oynanma oranı alan 3 numaralı Melis Flyer. 3 lira 20 kuruş ganyanı var. 3 numaralı Melis Flyer'ın. Declaring Love %58 oynanma oranı almış. 1 lira 40 kuruş şu an güncel ganyan oranı. 1 numaralı Declaring Love yerini aldı. 3 numaralı Melis Flower kulvara giren. Bir diğer isim oldu. 7 numaralı Red-Headed Stranger. Kulvara yakın Red-Headed Stranger 5. koşu için yerini alacak son safkan. O da hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı değerli yarışseverler. 8 numaralı Time Frame bir boy farklı öne çıktı. Yarışın lideri o ama dışındaki 7 numaralı Red-Headed Stranger temposunu bu safkandan daha yüksek tuttu. Dıştaki 7 numaralı Red-Headed Stranger iç kulvara doğru geldi. Oradan liderliğini korumaya başladı. 7 numaralı Red-Headed Stranger önde. Dışta 8 numaralı Time Frame ikincilikte. Hemen içeride 1 numaralı Declaring Love 1,5 boy kadar girdi dışta. 3 numaralı Malice Flyer 1 boy kadar girdi içte. 4 numaralı Pinball Wizard 1,5-2 boy kadar girdi. 5 numaralı Ronan Accuser sırasıyla safkanlar düzlüğe doğru gidiyor. 7 numaralı Red-Headed Stranger 1,5 boy farklı önde. Dışta 8 numaralı Time Frame var. İç kulvarda 1 numaralı Declaring Love 1 boy kadar girdi. 3 numaralı Malice Flyer en dışa açıldı. İç kulvarda 4 numaralı Pinball Wizard 1,5-2 boy kadar girdi. 5 numaralı Ronan Accuser sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 1 numaralı Declaring Love dıştan temposunu daha yüksek tuttu. Geldi yarışın liderliğini aldı. Farkı 1,5-2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Declaring Love son yüze girildiğinde fark 5 boy. 1 numaralı Declaring Love önde. Daha geride 4 numaralı Pinball Wizard ikinciliğe girdi. Sonları rahat koşan 1 numaralı Declaring Love koşuyu kazandı. 4 numaralı Pinball Wizard yarışın ikincisi. 7 numaralı Red-Headed Stranger üçüncü oldu değerli yarışseverler. 5. koşunun galibi 1 numaralı Declaring Love. Son teknoloji, üretim tesislerimiz ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Kaliteli, güvenilir ve özgün tasarımlar için kutu atölyesi. Runaway and Hyde. O gerçek bir sürat makinesi. Güçlü, uyumlu, erken koşan, erken kazandıran pedigreyi. %16 açık yarış atı verme özelliğiyle 1 numara. Runaway and Hyde. %76 koşan kazanan tay oranıyla lider aygır. $64.000 ortalama koşan tay kazancıyla fark yaratan baba. Yavrularının kırdığı pist rekorlarıyla gerçek bir sürat makinesi üreticisi. Runaway and Hyde yeni aşım sezonunda Karacabey Pansiyon Hara'da. Bugün görebiliyorum. Bugün okuyabiliyorum. Bugün seyredebiliyorum. Peki yarın? Hayata iyi bakın. Aydınlık bir yaşam için Göz Vakfı. O da hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı değerli yarışseverler. 8 numaralı Time Frame bir boy farklı öne çıktı. Yarışın lideri o ama dışındaki 7 numaralı Red-Headed Stranger temposunu bu safkandan daha yüksek tuttu. Dıştaki 7 numaralı Red-Headed Stranger iç kulvara doğru geldi. Oradan liderliğini korumaya başladı. 7 numaralı Red-Headed Stranger önde. Dışta 8 numaralı Time Frame ikincilikte. Hemen içeride 1 numaralı Declaring Love 1,5 boy kadar girdi dışta. 3 numaralı Malice Flyer 1 boy kadar girdi içte. 4 numaralı Pinball Wizard 1,5-2 boy kadar girdi. 5 numaralı Ronan Accuser sırasıyla safkanlar düzlüğe doğru gidiyor. 7 numaralı Red-Headed Stranger 1,5 boy farklı önde. Dışta 8 numaralı Time Frame var. İç kulvarda 1 numaralı Declaring Love 1 boy kadar girdi. 3 numaralı Malice Flyer en dışa açıldı. İç kulvarda 4 numaralı Pinball Wizard 1,5-2 boy kadar girdi. 5 numaralı Ronan Accuser sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 1 numaralı Declaring Love dıştan temposunu daha yüksek tuttu. Geldi yarışın liderliğini aldı. Farkı 1,5-2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Declaring Love son yüze girildiğinde fark 5 boy. 1 numaralı Declaring Love önde. Daha girdi 4 numaralı Pinball Wizard ikinciliğe girdi. Sonları rahat koşan 1 numaralı Declaring Love koşuyu kazandı. 4 numaralı Pinball Wizard yarışın ikincisi. 7 numaralı Red-Headed Stranger üçüncü oldu değerli yarışseverler. 5. koşunun galibi 1 numaralı Declaring Love. Yeniden birlikteyiz efendim. 1 numaralı safkan altılı ganyan favori tablosunda öndeydi. Koşuyu kazanmayı başardı. Az sonra koşunun kesin sıralaması gelecek. Mehmet Ali Beycan'a bırakacaktım sözü ama katkı geldi koşuyla ilgili. Kimden? En koşuyu yaşayan jokeyden, Fuat Çakar'dan. Onun için sözü Yalçın'a karşı bırakıyorum. Evet, Fuat diyor ki Yalçın, kesinlikle onaylamadığım bir olay. Ama atım problemli. Karşıda da sapmaya çalıştı. Düzeltebildim. Ama düzlükte uğraştığım halde, yarıştan da vazgeçtiğim halde düzeltemedim diyor. Düzelmedi diyor. Sapan bir at, daha önceki yarışlarında da sabıkası olduğu için ceza ihtar oldu diyor. Yani safkanla ilgili komiserler biraz da orada inisiyatif kullanmışlar. Yani atın da problemli olduğundan ötürü. İşte Mehmet Kaya'yla daha önce en dış bariyerlere saptığından bahsetmiş. Yoksa bu açılma durumlarında bence de diyor cezalar biraz ağırlaştırılmalı diyor. Katılıyor yani. Yani bu pozisyon olarak biraz denk geldiğini söylüyor, evet. Fuat. Hani niyetinin tamamıyla iyi olduğunu ve safkanı uğraştığını, yani dışarıya açılmaması için mücadele verdiğini ama verdiği mücadeleye rağmen de atın sürekli dışarıya yeltendiğinden bahsediyor. Ayrıca da Hışman kardeşimi kutluyorum. Jokeylik sadece kazanmak değil, hem insanlık hem centilmenlik gerektirir. Hışman'da hepsi fazlasıyla mevcut demiş. Tebrik ediyorum kendisini demiş. Biz de Fuat'a katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Yani daha bu mesaj gelmeden önce ben hani Fuat'ın kendi yapısından bahsetmiştim. Yani binlerce yarış kazanmış bir jokeyden bahsediyoruz. Ve kendisini de çok yakından tanıdığım için, şahsiyetine bildiğim için, karakterini bildiğim için bunu net olarak söyleyebiliyorum. Burada biraz da safkanın da yaramazlığından dert yanıyor kendisi. Komiserlerimiz de bunu da göz önüne alarak cezai ihtar, evet, olarak uygun görmüşler. Teşekkür ediyoruz Fuat Çakar'a katkılarından dolayı. Mehmet Ali Beycan. Şimdi Fuat'a mesajından dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki yazdı o mesajı. Ben o mesaj gelinceye kadar şöyle düşünüyordum kendimce. Fuat acaba çok Fuat art niyetli bir arkadaşımız olmadığını hepimiz baştan sona kadar biliyoruz. Efendiliği de takdir edilecektir. Fuat Çakar acaba dedim çok aşırı hırs yaptı da onun için mi bu kadar dağınık bindi dedim. Çünkü bin startın tam bin direğin orada da dışarıdan içeri gelerek Kuro Magnum'un üstüne geldi. Ha, taciz etmedi ama geldi üstüne. Epey geldi. Sonlarda Mehmet Kaya'nın üstüne geldi, Lucky Justin'a. Mehmet Kaya olayı fark etti, orada daralacak. İçeri kaçınca dev adamla baş başa kaldı. Evet. Dolayısıyla bir protesto çıktı. Yine de şöyle söylüyorum. Tabii bir temas falan olmadığı için yarış değişmedi. Ancak Fuat Çakar bu defalık para cezasıyla biraz ucuz kurtarmış. Safkan'ın da diye düşünüyorum. Koşularındaki, evet, bu yaramazlığından dolayı da kurtarmış. Yani birkaç günde gün cezası olabilirdi. Evet. Tabii böyle şeyleri temenni etmiyoruz. Efendim Temizkan'da diyor atların düz gitmesi, o süratle atların sağlığını korumak çok önemli. Çünkü bir ters hareket onun sağlığını etkileyebilir, zarar görür diyor. Onur Bey o bariyerle ilgili yazmış. Orada tabelalar, numaralar kazalara sebep oluyor mu olmuyor mu şeklinde, ama orada ben zannetmiyorum öyle bir durum. Bariyer dibinde işte işaretler falan var. Ha, yok. Onlar yok. İsa Bey almadık yani. Kırmızı işaretlerden evet, mi? Evet. Yani. Özel Karamaçı koşusunu almadık. Siz yazmışsınız, iki kere yazmışsınız ama o koşuyu alamadık. Zaten bu haftanın konusu Adana'daki maalesef üzücü kaza ve protestolu koşular. Genelde oralara daha çok yöneldik. Bilmiyorum, eğer gerçekten bir daha bakarız. Özelde bir şey varsa gelecek hafta. Önemli değil atlamak. Sonuçta sizin de gözünüze çarpan bir durumsa bakabiliriz diyelim. Serkan Bey'den güzel mesaj, teşekkür ederim kendisine. Baki Bey müşteri bahis harici konuşuluyor ama şu an için uygulamada yok diyelim. Bir şartlı koşuyla ilgili yine Onur Bey'in mesajı var. Efendim bugün 3 bir şartlı koşu vardı İstanbul'da. Gelecek hafta özel mercek altına alacağız bu 3 koşuyu da, İstanbul'da kazanan 3 tayı da ve koşuyu da. Ve sizin mesajınızda not aldım. Yalçın'a soracağım. Bakalım Yalçın ne diyecek? Haftaya koşular, bir şartlı koşular ekrana geldiğinde sorunuzun da cevabını bakalım Yalçın nasıl verecek? Ben de merak ediyorum. Aliyeva için Adana'ya gidelim. Haftanın güzel, keyifli, son metreleri müthiş mücadeleye sahne olan koşusu Aliyeva Grup 2. 4 yaş Araplar mücadelesi. Bir İlker rica edeyim. Startı tekrar alalım. Çünkü Mehmet Ali Beycan'a vereceğim ilk sözü. Starttan itibaren koşuyla ilgili konuşmak istemişti. Neler söylersiniz? Startı verdik. Evet, tekrar veriyoruz. Şimdi Kayasel başlarken önde tutulan safkanlardan bir tanesi. Başlarken biraz böyle tuhaf, dağınık başladı. Sonrasında da aksiyonları böyle uzamadı. Yani atçılık tabiri Yalçın bilir. Çakma deriz yani. Evet. Sürekli hep böyle iki ayağını çakıyordu. Çok dağınıktı aksiyon. Dağınıktı. Ve uzanmıyor yani. Hep yani adeta olduğu yere basıyor. İnşallah çok önemli bir sorun yoktur. Tabii çıplak gözle televizyon arasında yanılmalar olabiliyor. Hı hı. Yine önde tutulan Ferit Baba için bir şey söyleyeyim. Ferit Baba da yarış hayatında ilk defa ilk 3'ten dışarı çıkarken çim ve sentetikten sonra ilk defa böyle bir kumda koştu. Ha, yarı sentetik ama olsun, yine neticede bu kum. Aryeliva da geçen kazandığı koşudan sonra bu koşuyu da kazandı. Bu iki koşusunda dil bağı denenmeye başladı. Ki Aryeliva'nın kalitesini, performansını biliyoruz. Geçildiği safkanlar Hızlı Ahmet'le efendim Gül Admi. Dilbağ'a da yaramış görünüyor. At başı biten ikincilikte iki safkanın da yarış şanssızlığı diyelim. Aşkartay ve İlhan Perisi. Yalnız 4 yarıştır, belki de 5 yarıştır. Bu 5. yarışı oluyor. 4 yarıştır. Hep İlhan Perisi'nin sprintinden burada söz ediyordum. Bu defa içeriden sprint yapınca daha başarılı bir netice aldı. Ki bu enteresan bir tarafı da var. Belki de binen jokeyinin aprantisinin kantarmasından. Çünkü ilk yarışında bu arkadaş da kazanmıştı. İçeriden sprint yapınca daha başarılı oldu. Zafer Meydanı da ilk defa bu koşuda tabela dışı kaldı yarış hayatında. Notlar bu şekilde Mevlal Beycan'dan. Son metreleri tabii bir kez daha izleyeceğiz. Yalçın'a karşı değerlendirirken özellikle nefesler tutuldu son metreler. Üst safkanın müthiş mücadelesi Yalçın. Evet, harika bir yarış oldu. Başından sonuna çok keyifliydi mücadele. Ön planda gözüken, kağıt üzerinde favori safkanların çok başarılı olamadığı, 4. konumdaki Aryeliva'nın bir dişi olmasına rağmen o mükemmel istikrarını devam ettiriyor ve harika bir performansla bu koşuyu kazandı yine. O Dilbağ detayı da buna katkı sağlamış olabilir. Bu başarısında katkı sağlamış olabilir. Üst üste çok iyi yarışlar yapıyor. Adana'yı çok sevdi. Burada da yine erkek rakiplerini geride bıraktı. 2 dişi 1-2 bitirdiler yarışı. Evet. Yani bu sene dişilerin senesi gibi duruyor. Baktığımızda İngilizlerde de dişiler çok baskın. İşte İzmir'de İngilizlerde Black Phantom erkek rakiplerini bıraktı geride grup mücadelede. Yine Adana'da da benzer durumları görüyoruz. Dişiler 1-2 yapabiliyor. Dişilerin senesi gibi duruyor bu 2021. Çok başarılı bir yarış yaptı. Hem kazanan hem ikinci olan hem üçüncü olan. Çok ekstra koştular gerçekten. Şu an en sonuncu sırada bariyer dibinde mavi beyaz formalı at başı olarak ikinci ayrılan İlhan Perisi çok önemli bir ara kapattı düzlükte. Bariyer dibinden yaptığı ataklarla son anda ikinciliği at başı oldu. Yani şurada halen evet, gidip gelen bir mücadele var. Aşkartay şu an önde. Değil mi? Devam da ediyor. Devam da ediyor. Bitirebilecek gibiydi ama son metrelerde biraz tempodan düşünce hem birinciliği kaybetti hem de ikinciliğe içindeki rakibiyle beraber atbaşı ortak paylaşmış oldu. Anladım. Dördüncü olan Safkan'ın, Fırat Baba'nın bence yarışı ilgi çekici. Değişik bir performans gösterdi bu yarış. Gerçekten bundan sonraki yarışlarında daha iyi dereceler alabilir. Ferit Baba olsun, Zafer Meydanı olsun bence verdikleri aradan olumsuz etkilendiler. Yoğun bir sezon geçirdiler tabii. Özellikle Ferit Baba yoğun bir sezon grup geçirdi. Yarışlar. Ve Ferit Baba da ilk defa Adana'da zaten koşuyor. İlk defa Adana'da koşuyor. Ondan da olumsuz etkilenmiş olabilir. KSL'e katılıyorum Beycan abinin dediğine. İlk start çıkışında da çok düzgün aksiyonlar yani çıkamadı. Değil mi? Yalçın uzanmıyor at böyle, evet, aksiyonlara. Hafif böyle tökezler gibi çıktı. Biraz dağınık aksiyonla yarışa başladı ve sonrasında da Işman biraz yarışa kabul ettirmek istedi. Oralarda da biraz tedirgin kaldı Safkan. İstediği gibi odaklanamadı yarışa. Düzlükten sonra da zaten hiçbir varlık göstermedi. Yani beklenen KSL'in çok uzağında, evet, bir KSL izledik. Sanırım günlük bir problem yaşadı. Bundan sonraki yarışında tabii ki zaten hep birlikte göreceğiz. KSL bu değil yani, bu net. Antrenörü bu çok usta Fehmi Dayı. Tabii Fehmi Dayı. O onu toparlar. Kesinlikle mutlaka toparlayacaktır. Bakacaktır. Evet. Ama harika bir yarış izledik gerçekten. Kazanan atın ilgililerini, jockey Ahmet Çelik'i kutlarım. Yine aynı şekilde ikinci olan Aşkartay ve İlhan Peresi'nin de mücadelesi seyre doyum olmadı bu yarış. Harika bir mücadele gösterdiler. Onların da ilgilerini kutlarım. Evet, böylesine güzel bir grup 2 mücadele. Dörtler şarapla Arya Liva koşuyu kazandı. İkincilik at başı paylaşıldı. Şimdi İzmir'e gideceğiz. 7 Şubat'ta İzmir'de start bir görelim. Startı görelim ve ben koşuyla ilgili konserler kurulu raporunu okuyacağım. Sonra Yalçın'a söz bırakacağım. Burada duralım. Duralım bir zahmet. Şimdi beyaz bayrak indirildiği anda butonun basılmasına rağmen kapakların tutukluk yaparak açılmaması, ancak butona ikinci defa basılmasıyla kapakların açılmasından dolayı start hakemlerince at yarışı yönetmeliğinin 15. madde C bendi uyarınca false start kararı, yani hatalı çıkış kararı hususu at yarışı yönetmeliğinin 9. madde 1. bend çerçevesinde kurulunca değerlendirilmiş ve koşu 54. madde 3. bendine göre tekrarlamasına karar verilmiştir. Yalçın, yani bir komut geliyor ama kapaklar tutuk yapıyor. Bir, evet, komut daha geliyor, ikinci komut geliyor. Bundan dolayı işte burada veriliyor. Bir tutukluk oluyor. 3 numaranınki daha fazla tutukluk yapıyor. Evet, orada daha fazla bir tutukluk var. Tutar. Bunu başka bir açıdan görüyor muyuz? Başka bir açıdan görebiliyor muyuz? Yoksa bir tek buradan mı görebiliyoruz? Karşıdan bir bu açı var Yalçın. Bir de bu açı. Şuradan bir daha bir bakalım. Arka plandan böyle bir açı geliyor Yalçın. 3 numaralı kulvar diyor Mehmet Ali Beycan, daha çok tutukluk yapıyor. Yani ben burada çok tereddütte kaldım. Yani bir şey fark edemedim açıkçası. İşte buradan fark edemem ama rapor şu. Evet. Tutukluk yapıyor, açılmıyor. Yani şimdi start veriliyor. Bayrak hakemi bayrağı indirdiği esnada o an tabii hem bayrağı indiriyor ve elindeki butona basıyor. Çıkışı emri veriyor. O esnada demek ki butona bastığında açılmadı ve sonra kendi elinde tekrar bastı. Evet, tekrar bastı. Oradan dolayı da bir ihlal olduğunu daha net görüyor. Çünkü biz buradan şimdi kapakları net olarak göremiyoruz. Bu açılardan bir şey söylemek gerçekten güç. Ama önden kapakların açılış anını görsek daha net bir yorum yapabilirim. Hı. Ama demek ki bayrak hakemi, start hakemi çok yakın olaya. Evet, burada 3 starttan çıkan Safkan bir hamle yaptı. Sonrasında kapak açılmadığı için Mehmet Kaya bakın kapaklanacak. Mehmet Kaya burada, evet, raporda şimdi, devam edelim. Tabii. Mehmet Kaya. Şimdi bu açı bu görüntü deminki görüntü değil. Ben tam oraya gelecektim zaten. Evet. İşte ilk olay bu. Bu ilk olay. Bu bir de alalım onu İlker. Ve at boş gidiyor zaten. Evet. 3 numaralı kulvara bakalım. Kapaklanacak. Bakın şimdi Mehmet Kaya kapaklanacak, orada kalacak. Orada Safkan kendi hamle yapıyor. Kendi hamle, evet. Yani 3 kulvardan çıkan Mehmet Kaya'nın bindiği Fresh Yourself hamle yapıyor. Hamle yaptığında kapaklar açılmıyor. Açılmayınca tabii Safkan da aşağıya doğru eğiliyor. Mehmet de bir orada tehlike atlatıyor. Hı hı. Bundan dolayı da Mehmet Kaya kaldı. Full start kararı veriliyor. Bence doğru bir karar. Doğru. Burada değil mi? Şimdi daha net konuşabiliyoruz. Bence doğru bir karar. Doğru. Zaten çünkü bayrakta hemen kalkıyor. Startın full start olmasına etken olan nedir? Yarışa katılan safkanların hepsinin eşit şartlarda yarışa başlamasıdır. Hı. Ama burada şartlar biraz değişik. Tabii. Şimdi bu görüntüde net olarak yorum yapabiliyorum. Bir de o at boş gitti sevgili Yalçın. İçeride kaldı Mehmet Kaya. İşte Mehmet Kaya düştü. Ya sonra boş gitti. Evet. Boş gitti. Ondan dolayı da... Dolayısıyla daha geç bayrağı gören arkadaşlar durdurdular bir süre sonra. Fakat diğer at boş gittiği için daha çok uzun mesafe gitmiş oldu. Evet. Evet. Yani ben bu yarışı izlememiştim. İlk kez burada izliyorum. Evet. Şu ikinci izlediğimiz bu görüntüde bir ihlal var. İhlal var. Safkan'ın erken hamlesi var. Yani orada biraz Mehmet'in de dışında gerçekleşmiş. Tabii onun kontrolünün dışında gerçekleşmiş. Komutu geliyor, bayrak iniyor. Komut geliyor ama hamleyi yapıyor. Hamle yapıyor ama gelince kapaklar tutuk yapınca özellikle çıkamıyor, görüyor musun? Kapak tutuk yapıyor ve çıkamıyor. Çıkamayınca da dediği gibi orada Allah'tan hemen muayenesi yapılıyor ve çok değişik de bir foil start olmuş gerçekten. Evet. Yani çok nadir oldu. Yani belki de çok kolay rastlamadığımız bir durum. Şimdi ben burada söylemek istediğim şey şu. Start olması bence doğru. Diğer at biz yakalandığı noktayı görmedik. Ne kadar koştuğunu bilmiyorum. Eski yıllarda false start olduğunda son yarıştan sonra koşulurdu. Evet. Acaba o kaldırıldı mı, o konuda pek bilgim yok. Bilmiyorum. Ya geçmiş yıllarda benim anlattığım yıllarda da dahil olmak üzere çok ciddi mesela bu tip koşularda bir sıkıntı olduğu zaman safkanlar çok ciddi mesafe kat ettiklerinde ya da Allah korusun safkanlarla mesela Ankara'da yine benim olduğumda safkan box içine sıkıştı ve öldü. Çok ciddi orada problemler oldu Ankara'da. Üçüncü ayaktı. Konserler Kurulu dedi ki bu koşuyu son koşudan sonra koşacağız. Fakat şimdi sevgili Zadik şöyle çok fazla koşulmadı. Bu koşuda şöyle bir durum var. Yalçın sen seyretmemişsin bu koşuyu. Bu koşuda şöyle bir durum var. Mehmet Kaya'nın bindiği safkanda mutlaka bir sıkıntı oldu. Çünkü Mehmet Kaya yarışa bir daha hiç karışmadı. Evet. Bir müddet denedi böyle 100-200-300 metre. Sonra onu alalım mı? Tabii yarışı devam ettirelim. Koşunun ikinci start alalım. Yani normal artık. Bakın şimdi start veriyorum. Mehmet Kaya bir kontrolden geçirdi. Ondan sonra hiçbir şekilde ısrar etmedi. Evet zaten aksiyonları da çok başlangıçta. Beycan abi muhtemelen o yaptığı hamleyle kapaklara çarptı tabii, zaten ağzını orada çarpmış oluyor. Göğsünü, ağzını. Ondan dolayı belki bir sorun yaşamış olabilir. Bilemiyorum. Mehmet Kaya da burada doğrusunu yaptı. Tekrardan yani atın geleceğini düşünerek doğrusunu tekrardan yaptı. Start arkasına gelindiğinde bilemiyorum orada muhakkak ki bakmışlardır. Herhalde olumsuz bir şey görmediler ki tekrar yarışa rapor şöyle katıldılar. Diyor, kontrol edildi hem Fresh Yourself hem Mehmet Kaya. Herhangi bir sıkıntıya bir mahal olacak durum ortaya çıkmadı diyor ama Mehmet Ali Beycan çok önemli noktaya temas etti. Belli ki bir şey olmuş ki yani Fresh Yourself. Mehmet Kaya baktı hatta bir sıkıntı var. 1200'de bıraktı. Yani bir 200 metre 300 metre denedi bir daha ellemedi. 1200'de tamamen yarıştan kopmuş. Şimdi bitirişine de bakın yani. Efendim 1200'de 10 boy geriye kalıyor ve Mehmet artık yani, galop yapar gibi zaten gidiyor. Başlangıçta aynen sonunda artık yani neredeyse 20'lik hatta 22'lik bir kenter temposuna düşürdü. Evet. İşte en arkadan şu anda viraj yeni dönüyor. Rakipleri 400'ü geçerken virajı indöndü ama dediğim gibi Mehmet Kaya burada en doğrusunu yaptı. Zaten başlarda da Saft'ın aksiyonunu düşünerek gösteriyor. Yakın planda da gördük. Hatta ben tabii yarış anında arka sol ayağını biraz beğenmedim. Fresh roll selfie. Evet. Belki orada dediğin gibi şeyi bir daha görebilir miyiz? Yani dururken duruş anını görmedik. Belki önüne geçip durduruluyor ya. Evet. Ya aniden durdu ya bir şey. Ya umarız Mehmet büyük bir şey yoktur. Gitti ya dediğin nokta. Evet. Nerede yakalandı? Nasıl yakalandı? Tabii. Ve kapak içinde ne oldu? Yani. Evet. Ama muayenenin sonucunda herhangi sıkıntıya rastlanmamış. Yani Mehmet de çok usta bir jokey, deneyimli bir jokey. Yani tabii. İkinci kez yarışa katılmasına karar verildiğinde orada muhakkak ki kontrol etmiştir, bir tırıs yapmıştır. Safkan'ı mutlaka denemiştir. O anda sıcağı sıcağına bir şey olmamıştır. Herhangi bir şey görmediği için yarışa katılmasının normal olduğunu düşünmüştür ama Beycan abinin dediği çok doğru. Belki sıcağı sıcağına o esnada bir şey belli etmedi Safkan ama yarış esnasında tabii o problem ortaya çıktı ve değişik bir durum olduğunu hissedince Mehmet de hiç yarışa katılmadı bu sefer. Çünkü yani tırısta bazı şeyi net göremeyebilirsiniz. Hani evet. Atın yürür aksamına bakarsınız. İşte ayaklarını nasıl kullandığına bakarsınız ama atın başka belki bir problemi var. O kafasına vurduğu için, ağzını çarptığı için, burnunu evet. çarptığı için belki ondan etkilendi. Yarış içerisinde de hiç kendini mutlaka vermeyince Mehmet de 200-300 metre sonra tamamen yarışı terk etti. Yani yarışa çok dahil olmadı ve arkalarda koşuyu seyrederek Safkan'ı yani Mehmet Kaya yarışı devam ettirdi. Çok iyi bir düşünceyle sadece yarışı bitirmek, potayı geçmek gayesiyle evet. çok rölanti bir şekilde. False start olduğu esnadaki çıkışı bir daha tekrar alabilir miyiz? İlk görüntüyü rica edelim. False start olan görüntüyü. Tabii bu yarışta 5 atlık bir mücadele olması da bir şans bence. Evet. Daha kalabalık bir yarış olsaydı evet. bakın şurada dışarıda göreceğiz. Bakın orada 4 Safkan ve 4 jokey var. Evet. Jokeyler hemen orada fark ettiler. Fark ettiler hemen gördüler. O da bir şans olmuş oldu bence. Çünkü kalabalık koşularda hani bazıları fark edip yarıştan atını durdurmak için yarışı terk edebilir. Ama görmeyip devam eden Safkanlar da olabilirdi burada. Çünkü o esnada tam 1600 virajı yarışta yer kapma mücadelesi çok fazla. Bayrak hakemine dikkate almayabilir jokey. Orada gözünden kaçabilir yani. Dikkate almamak evet. değil de gözünden ya, kaçabilir. Özellikle hani siren sesi evet. ama o kadar kalabalık oluyor ki. İşte o esnada siren sesini çok fazla duyamıyorsun. Konsantrasyon yani. Zaten sen koşuya vermişsin kalabalık. Evet. Yani kalabalık koşuda burada. Bir de yani atların koşuş anındaki sesleri, yarış içerisindeki jokeylerin sesleri çok fazla başka evet. yere. Yani biz çoğu yarışta yarışseverin bile o kadar tezahürat yapmasına, bağırmasına rağmen onun hiçbir şekilde kulağımıza gelmez. Yani işte duymayız. Duymazsın. Burada bir de 4 numaralı starttan çıkan kulvarda da çok az bir olay var. Bakın tekrar görürsek. Dönüşte bakarız. Yurt dışına gidelim efendim. 5. ayak için dönüşte buradayız. Değerli yarışseverler, Wolverhampton Birleşik Krallık'ta sırada 6. koşu var. Handikap bir mücadele, 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları arasında. 1200 metre mesafede kum pistte yapılacak 2 numarada Gregi ve 5 numarada Global Humor start almıyor. 1 numarada El Cerbar son 2 yarışını kazanmış. 9 gün aranın ardından 56 handikap puanıyla bu yarışa favori olarak geliyor. 2 lira 10 kuruş güncel ganyor oranı var. Tabi yarış başlayana kadar da bu oran değişiklik gösterebiliyor. İkinci sırada ekürlerden 8 numarada Elzam's Dream. %16 oynanma oranı almış. İkinci sırada. Safkanlar hızlı bir şekilde yerlerini aldı. 11 numaralı Charlie Burran yerine yakın, 10 numaralı Tomorrowland kulvarına yaklaştırılıyor. 11 numaralı Charlie Lebron, o da yerini alacak son isim olarak. Charlie Lebron yerine yakın. Evet, atlar 6. koşu için start hakeminin emrine girdi. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı değerli yarışseverler. Ortadan 6 numaralı Big Time Maybe, iç kulvardan 13 numaralı Tan önce buluştu. İçerideki 13 numaralı Tan daha hızlı, yarışın lideri o. İkincilikte 7 numaralı Viv Vav vardı. Hemen dışından öne atak yapan ekürlerden 8 numaralı Elzam's Dream oldu. O ikincilikte şimdi dış kulvarda ilerleyen 12 numaralı Svante Blue bir boy kadar geriye geldi. Şimdi 11 numaralı Charlie Lebron bir boy kadar geride kalan 7 numaralı Viv Vav oldu. İç kulvarda ilerleyen Big Time Maybe, onun dışında 12 numaralı Sventon Blue bir boy kadar geride, 1 numaralı El Cerbar düştü araca. 9 numaralı I'm Watching You bir boy kadar geride, dış kulvara kadar açıldı 1 numaralı El Cerbar. Bu sırayla safkanlar düzlüğe doğru gidiyor. İçeride 13 numaralı Tan, hemen dışında 8 numaralı Elzam's Dream düzlüğe çıkılırken mücadele veriyor. Üçüncülükte 11 numaralı Charlie Lebron, bunun dışında 7 numaralı Vifap, en dışa 1 numaralı El Cerbar çıktı. Bu sırayla düzlükteyiz. 8 numaralı Elzam's Dream orta kulvardan geldi, yarışın liderliğini aldı. Onun dışından Ekürisi 9 numaralı Envachik Yu atak yapıyor. İç kulvardan 11 numaralı Charlie Lebron, en dıştan 1 numaralı El Cerbar'ın atakları var. Ekürülerin ikisi önde, dışarıda 9 numaralı Envachik Yu Ekürisi'ne hakim oldu. Farkı bir boya kadar çıkardı. 9 numaralı Envachik Yu yarışı kazandı. Ekürisi 8 numaralı Elzam's Dream de yarışın ikincisi oldu. Ekürüler 1 ve 2 olarak bitirdi yarışı değerli yarışseverler. 9 numaralı Envachik Yu yarışı kazandı. 8 numaralı Elzam's Dream'le ekürü olarak start aldı. Koşu için start hakeminin emrine girdi. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı değerli yarışseverler. Ortadan 6 numaralı Big Time Maybe, iç kulvardan 13 numaralı Tan önce buluştu. İçerideki 13 numaralı Tan daha hızlı, yarışın lideri o. İkincilikte 7 numaralı Viv Vav vardı. Hemen dışından öne atak yapan ekürlerden 8 numaralı Elzam's Dream oldu. O ikincilikte şimdi dış kulvarda ilerleyen 12 numaralı Svante Blue bir boy kadar geriye geldi. Şimdi 11 numaralı Charlie Lebron bir boy kadar geride kalan 7 numaralı Viv Vav oldu. İç kulvarda ilerleyen Big Time Maybe, onun dışında 12 numaralı Sventon Blue bir boy kadar geride, 1 numaralı El Cerbar düştü araca. 9 numaralı I'm Watching You bir boy kadar geride, dış kulvara kadar açıldı 1 numaralı El Cerbar. Bu sırayla safkanlar düzlüğe doğru gidiyor. İçeride 13 numaralı Tan, hemen dışında 8 numaralı Elzam's Dream düzlüğe çıkılırken mücadele veriyor. Üçüncülükte 11 numaralı Charlie Lebron, bunun dışında 7 numaralı Vifap, en dışa 1 numaralı El Cerbar çıktı. Bu sırayla düzlükteyiz. 8 numaralı Elzam's Dream orta kulvardan geldi, yarışın liderliğini aldı. Onun dışından Ekürisi 9 numaralı Envachik Yu atak yapıyor. İç kulvardan 11 numaralı Charlie Lebron, en dıştan 1 numaralı El Cerbar'ın atakları var. Ekürülerin ikisi önde, dışarıda 9 numaralı Envachik Yu Ekürisi'ne hakim oldu. Farkı bir boya kadar çıkardı. 9 numaralı Envachik Yu yarışı kazandı. Ekürisi 8 numaralı Elzam's Dream de yarışın ikincisi oldu. Ekürüler 1 ve 2 olarak bitirdi yarışı değerli yarışseverler. 9 numaralı Envachik Yu yarışı kazandı. 8 numaralı Elzam's Dream'le ekürü olarak start aldı. Evet, koşulları değerlendiriyoruz. Yurt dışında 5. ayakta sona erdi. Selçuk Bey de juniorçılar için bir yaptırım olmayacak mı diyor yani. Bu hani yaramazlıkları yapıyor. Yani, ama onunla ilgili bir... Yani şimdi rapor... daha önceden Mehmet'le en dış bariyerlerden dolaşıp kazandığı koşuda Mehmet de bir katkı yapmıştı. Atın ağzında yara olduğunu, ondan dolayı sürekli dışarıya kaçtığını. Tabii sonraki yarışlarında bunu işte bir önceki koşusunda Black Phantom'un kazandığı koşuda çok fazla bir şey yapmadı. Ama işte o problem demek ki devam ediyor. Zaman zaman yine yarış içerisinde bu yaramazlıkları yapıyor. Tabii dikkat etmesi lazım. İlgililerin de bu konuda biraz daha hassas davranması gerekiyor. Adana'ya gidelim, 6 Şubat ve startı alacağız. Start önemli çünkü startla ilgili önümde konserler kurulu raporu var şu anda. Gelsin start. Ağırdan alalım. 10 numaralı kulvara dikkat edelim. Yalçın Akaç'a dönelim. 10 numaralı kulvar. Vedat Abeş'in bindiği Safkan. Bir sapan Safkan var aslında. Ver startı. Startı verelim. Aslında bir sapan Safkan var ama o kimseye bir hani müdahalede bulunmadı. Dışarı gitti. O ama Allah'tan bir iki hamle geç oldu. Geç yoksa daha tehlikeli. Daha tehlikeli olacak. Şimdi 10 numaralı kulvar. Born Again senin Çankaya söylediğin Tay. Born Again. Evet. Ama burada şimdi yavaşça gelelim. Vedat Abeş dışında gayet rahat bir kulvar var. Biraz geri lütfen rica edeyim. Biraz geri alalım. Çünkü oradaki hamleyi yaparken beyaz forma. Evet, beyaz formalı. Koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Biraz daha geri. Ondan gelip adım adım. Evet, şimdi gelelim. Beraber yan yanalar 9-10 gibi kulvarları zaten. Evet Yalçın. Şimdi burada koşunun liderliğini alan önde yine Yanna bariyer dibinde. Yanna'nın önünde yine süratli bir Safkan Liliana. Ama Vedat Abeş burada cezayı aldı. Çok da doğru bir karar bence. Mehmet Akyavuz'u gördünüz mü? Düştü kalktı. Evet, düştü kalktı onu zaten. Bir düşme tehlikesi yaşadı orada. Tecrübesiyle falan kurtardı Mehmet Akyavuz. Yani burada Vedat Abeş'in yapmış olduğu hareket tamamıyla yanlış. Dışında payda var. Yani kurtarabilir orada. Çünkü içeriden ses de geliyordur. Bağırıyordur arkadaşları. Gelme diye. Ama hiçbir reaksiyon göstermiyor. Orada hani içeriye doğru gelebilirsin ama içindeki safkanlar, rakiplerin, jokey arkadaşların sana seslendiğinde orada bir reaksiyon göstermen lazım. Sen aynı şekilde hiç istifini bozmadan içeriye doğru kaymaya devam edersen yine ucuz atlatılmış bir kaza. Çok daha kötü senaryo çıkabilirdi burada. Daha kötü bir tablo görebilirdik. İlker tekrar oraya gelelim. Çünkü bir başka nokta daha var. Sen devam ederken Yalçın. Yani bu olaylara artık dikkat edilmesi lazım. Biraz ağır gelelim çünkü raporun ikinci bölümünü okuyacağım Yalçın. Evet. Hemen Mehmet Ali Bey'e döneceğim. Şimdi buradan itibaren start verildi ve şu an dışarıdaki siyah kepli, kırmızı siyah formalı Safkan bakın içeriye doğru geliyor. İçeriye doğru devam ediyor. Şimdi hemen içerisinde yıkılma tehlikesi geçiren Burla. Bakın Burla da ondan kaçıyor, içeriye doğru geliyor. Çünkü yapabileceği bir şey yok. Çok yakın mesafe. Bakın Burla'nın içindeki safkanlar da orada çok büyük bir yıkılma tehlikesi geçildi. Hatta Kafkas kızı Emrah Sincan da orada çok zorunda kaldı. Evet, çok büyük bir hadise atlatmış oldu. Bunun sorumlusu burada Vedat Abeş. Bir koşu sonra da zaten programın başında verdiğimiz koşu maalesef. Harun Çanakçı'nın yaşamış olduğu yarışı izledik. Bir geri gelelim, duralım. Çünkü raporun ikinci paragrafını okuyacağım. Numarayı alıp arkaya bakan kardeşimiz Samet Erkuş buralarda kendisini... Yok, o Hakan Yıldız. Hakan Yıldız mı? Pardon. Evet. O 9 starttan çıkan Hakan Yıldız. Hakan Liliana. Yani o çok çabuk hızlı çıkıp... Erken girdi biraz içeri doğru. Ama onun hamleyi yaptı. Tay ayağına çabuk. Liderliği aldı. İhtar oluyor. Çok fazla bir zarar vermedi. Yani Vedat Abeş'in yaptığı o içerideki rakiplerini duyuyor. Sesleniyor orada içindeki rakipleri, jokeyler, arkadaşları sesleniyor ona. Gelme diye bağırıyor. Ama o hiç istifini bozmuyor. Yani şurada biraz gelmeyi kesmiş olsa hiç şöyle bir duruma sebebiyet vermeyecek. Orada herkes rahat kulvarında devam edecek. Yine bir sıkışma olacaktır ama bu kadar kötü bir senaryo çıkmayacaktı. Yanlı'ya ihtar Samet Erkuş buralarda. Yani Samet Erkuş bir starttan çıktı. İhtar alıyor. O da şu an ilk 300 metre kulvarını korumak istiyor. Bariyer dibinde. Önde Liliana da iyi çıkış yaptı. O da biraz erken geldi. Orada bak sesleri duyuyor Hakan Yıldız orada. Bakıyor arkasına. Ama ondan çok fazla onun da yaptığı çok doğru değil. Yani biraz daha gidip içeriye girmesi lazım. Evet, çünkü çok erken sürekli girdi içeriye. Biraz erken hamle yaptı içeriye doğru ama rakiplerinin 1,5 boy kadar 2 boya yakın önüne geçtiği için çok fazla bir içindeki rakiplerine zararı olmadı. Ama diğer tarafta Vedat Abiş'in yaptığı çok yakın ve fark yapmadan sen içeriye doğru daraltıyorsun sürekli içindeki safkanları. Böyle olunca da 10 gün 613. Yıkılma tehlikesi geçirdi. Mehmet Akyavuz olsun, Emrah Sincan olsun. Yine Emrah Sincan'ın içindeki safkan da orada önemli bir hadise atlattı. Golden Spike. Bakın orada 3 sayı birbirine girdi. Emrah'ın ihtarına ne diyorsun? Emrah Sincan için verilen ihtara. Samet Erkuş için verilen ihtara. Samet Erkuş'un ben bir şeyini göremedim. İhtar oluyor. Yani ilk 300 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareketten dolayı ifadesini... Bir daha alalım baştan. Bir daha bakalım. Normal oynatalım yarışı. Hızlı oynatalım. Dikkat et o zaman sen de. Evet. Sen ne göreceksin? Samet Erkuş. 2 start. Samet Erkuş başladı yarışa. İlk 300 metreye. Yerini korumak istiyor şu an. Şu an dümdüz geliyor. Samet'te şu an hiçbir şey yok. Devam ediyor. İlk bir şey yok. Çünkü rapor ilk 300 metre diyor. Hiçbir şey yok. Yani Samet'le alakalı ben hiçbir şey göremedim. Tamam. Samet Erkuş'un hiçbir şeyi yok. İhtar alıyor. Kusuru yok. Bence start çıkışından değil o son düzlükten almış olabilir. Hakan Yıldız biraz erken girdi. Son düzlüğü bir daha şu an son düzlüğe geliyoruz. İzleyelim, devam edelim görüntüye. Bir son düzlüğü alalım. Evet, şu an geldik. Viraj dönülüyor. Senin de görüşünü merak ediyorum tabii ki. Ama şu Samet Erkuş'un ihtarına bakalım. Yani ilk 300, 400, 500 metre hiç alakası yok. Oralarda düz gidiyor. Son 300'den, son 200'den sonra biraz hafif dışarıya doğru açılacak. Oradan dolayı belki ihtar gelmiş olabilir. Bence raporda ilk 300 metre mi diyor? Son 300 metre sonrasında usulsüz kulvarda. Son 300. Şimdi oldu. Biraz ufak açılması var şurada. Şurada değil mi? Evet. Ortaya doğru. Biraz geliyor. İlk 300 değil. Son 300 olunca şimdi oldu. Tamam. Orada küçük bir açılması var. Çok ince bir nüans. Çünkü dışındaki rakipler de birbirlerine çok yakınlar. Oradan dolayı hemen yine komiserlerimizin gözünden kaçmamış. Hemen uyarıyı yapmışlar. Savunması yeterli görmedi. İhtar cezası alıyor. Mehmet Ali Beycan. Onu düzeltmiş olalım yani. İlk 300 değil. Son 300. Start çıkışında Ercan Çankaya da 5 nolu kulvardan çıkıyor. O da olası bir kazayı önledi yani. O dışa kaçan tutarak. Efendim Vedat Abiş tabii burada bayağı suçlu. Burada bütün olayı bu noktaya getiren Vedat Abiş. Yine Allah korudu. Çünkü Mehmet Akyavuz orada çok büyük tehlikede atlatabilirdi. Diğer safkanlarla daraldı çünkü. Şimdi orada daha acemi, tecrübesiz bir binici de olabilirdi. İçindeki Mehmet Akyavuz, onun içindeki Emrah Sincan, onun içindeki Ahmet Çelik hepsi tecrübeli jokeyler. Orada biraz kontrol ettiler ve bu durumu en az hasarla atlattılar. Şimdi Mehmet Akyavuz olayın yani bir saliselerle bu koşudan sonraki olay gibi olacaktı bir devrilme. Kesinlikle. Çok orada güçlü kalktı zaten. Kapaklandı saftan. Bu şekilde efendim Adana. Yani umarım Vedat Abiş bundan ders almıştır. Çünkü bir koşu sonra kendisi de düştü. Hiç istemediğimiz bir olay yaşandı. Talihsiz bir olay yaşandı. Bir koşuda önce böyle bir durumu kendisi yarattığı için, üstüne de ceza aldığı için bundan sonra daha dikkatli olmasını umuyorum ben. Kaldı ki son günlerde bak ne güzel kazanmaya başladı formda. Kazanırken yani işte ceza. Öyle devam etsin. Programımıza da video görüntüsüyle teşrif etti. Burada konuştuk. Başarılarını söylüyoruz ama işte bu tür olaylar hoş değil. Şimdi bir başka protesto için İzmir'e gideceğiz. 4 Şubat ve koşunun ikinci koşu. Son metrelerde tabela mücadelesinde bir protesto çıkıyor. 5. olan safkanın protestosu ve protesto reddediliyor. Bekir Mertbırık 613 lira para cezası alırken Burak Akçay ihtar alıyor Yalçın'a karşı. Son 300'e kadar geldik. Sonuçta gelelim, virajı döndürelim. Çünkü oradaki yakınlaşma tabela mücadelesinde acaba... Şu an ikincilikteki dışarıda kırmızı forma King Dadaş. Hemen içinde koşuya protesto çeken Black Panther, 4 numaralı Black Panther. Şu an ikisi ikincilik mücadelesindeler. Öndeki safkan ayırmış 3-4 boy önde. Şurada tek Dadaş içeriye doğru kayıyor. Bakın şuradan sonra daha da içeriye kaydı. Çok az Çınar Bey de, Burak Akçay'la Çınar Bey de çok hafif geldi o noktada ama oraya kadar onu getiren Tek dadaş. Buradan daha rahat görebiliriz. Evet. Ve Bekir Mert Mırık kardeşimiz. Evet. Şu an bakın çok yakınlar birbirlerine zaten. İkincilik, üçüncülük mücadelesi veriliyor. Burada bakın sürekli içeriye doğru. Kamçıyı da sağ aldı. Biraz daha kaydı. Atın da aksiyonları orada bozuldu. Bakın hala çok yakınlar. Burada tabii içerideki Çınar Bey de tam son 20 metrede biraz hafif dışarıya doğru geldi. Protesto red çıktı burada. Doğru karar gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Bir adım ileri gider miydi yoksa ya şimdi gün cezası çıkar mıydı? Şöyle de bir şey var. Şu an kulvarları açık ikincilik mücadelesi yapan King Dadaş ve Tek Dadaş ve Black Panther'in ikincilik mücadelesinde ikisinin de önü açık. Evet. Gücü olmuş olsa orada King Panther hamleyi yapabilir. Ama sürekli bir tehdit de var ama önde. Dışarıdan bir baskı var. Üzerine doğru bir yığılma evet, var. Ondan da olumsuz etkileniyor tabii. Ama komiser burada sanırım hani önü açıktı. Güce bak. Evet, güce dayalı bir yorum yaptığını düşünüyorum. Şurada bakın. Artık gücü de hızı da yavaşladığı için evet, son hamleyi de artık içeriden Çınar Bey evet, dışarıya doğru gelerek yaptı. Ve Safkan arada biraz sıkışmış oldu. Hı hı. Protestonun red'i gün cezası yok, para cezası var. Bir taraftan da ihtar var. Yeterli mi? Komiserler nasıl? Yani burada gün cezası da çıkabilirdi bence. Yani şimdi yarışın değişecek kadar şey yok ama gün cezası olabilirdi. Yani pardon, para cezası güne dönebilirdi. Özellikle Bekir Mert Mırık için ucuz kurtuldu diyorsun. Evet. Burak Akçay'a ihtar yeterli mi? Yeterli. Yeterli. Bekir Mert Mırık da para cezası alarak buradan bu koşudan sonra değerlenme bu şekilde. İzmir Konserler Kurulu raporu önümde bu şekilde efendim. İzmir'de ne diyoruz? Hep dışarıda bitiriyorlar. Bu sefer de içeriye doğru kayma. Ya hep söylediğimiz bir şey var. Empati yapmaları arkadaşların. Kendine yapılan arkadaşın yerine koyacaksın. Yapma. 6. koşu kesin sonuç ekranlara geldi. 9-8-11-1. 9-8-11-1 efendim. Ve merakla beklediğiniz bölüm efendim. Start provaları geçen hafta yine arkadaşlarımız tribündeydi. Start provalarını dikkatli takip etti. Sizler için ekran geliyor. Tek safkanımız var. Güzellik. Arap safkanımız iyi çıktı ama biraz dışa savruldu. Jockey'i kontrol altına aldı. Biraz uğraştırdı mı? Biraz jockey'i de epey uğraştırdı. Efendim. Son 250 metrede rahatladı. Bitiriş derecesi 28 oldu. Evet, 28'lik bir start denemesi. Güzellik Mehmet Çelik Ekülüs'ün safkın Kaan Sarı'yla yaptı bu denemeyi. Mehmet Ali Beycan'ın dediği gibi ufak bir saptıktan sonra biraz uğraştırdı birincisini ama sonrasında 28'lik bir çalışmayla şu anda ekranda gördüğünüz üzere start denemesini geçmiş oldu. Devam edelim efendim start denemelerine. Var. 1-2-3-4 kulvarlar var. 1 numaralı starttan boz oldu boz. Ki bugün start aldı. Evet. Zaten start provasında da iyi bir çıkış yapmıştı. 2 numaralı starttan Pacing Glance. Onun çıkışı da iyi. Sonlarında jockey'i yeterli görüp kentere düşürdü. 3 numaralı starttan Mono Page. Tereddütlü başladı. 4 numaralı starttan Tightrope. Çıkışta saptı ancak jockey'i toparladı. Boz oldu boz start provasında 22.8 ile bitirmişti. Evet, gördüğünüz üzere 4 numaralı kulvar. Bitiriş sırası gördüğümüz gibi 1-4-3-2. 1-4-3-2 Mehmet Ali Beycan ifade etti. 2 numaralı kulvardan çıkan tayımız hemen kenteri aldı çıktıktan sonra, iyi start aldıktan sonra. 4 numara top aldıktan sonra çok güçlü gelmeye başladı. Toparlandıktan sonra gerçekten güzel, evet, bir sprint attı dışarıdan. Yakın bitti. Boz oldu Boz'la neredeyse. Yakın. Fotofiniş çok yakın bitirdi. Geldiler. Hemen bakalım bu 4 tayımızın start provasında Komiserler Kurulu'nun bize ulaştırdığı rapor nasılmış efendim? Evet, 1-4-3-2 müddet 22-8 ve 4 tayımızda start çıkışında olumlu, yani geçer notu aldılar. Diğer denemeye bakalım. Provasına 4 tayımız girdi. Ancak 5 numaralı startta giren tayımız çıkmadı starttan. 1 numaralı starttan U1 Star iyi çıkış yaptı. 2 numaralı starttan Last In The Sun tereddütlü başladı. Biraz saptı fakat sonrasında hemen toparladı. 3 numaralı starttan Babam İçkey çok iyi çıkış yaptı ve önde bitirdi. Derecesi 22.4 oldu. Evet, 22.4'te Babam İçkey bu start provasının 4 taydan 3 tanesi geçer not aldı. 5 numaralı starta giren 4 numaralı Kim Olen maalesef çıkmadı. Evet, start provasından geçer not alamadık. Şimdi Komiserler Kurulu raporu ekrana gelecek. 22.4'te biten Babam İçkey'in start provası ve 3 tayımız çıkışta geçer not alırken Kim Olen bu start provasını geçemedi. Ve geliyoruz anılara. Nostalji efendim. Nostalji programımızın olmazsa olmazı. Bu akşam nostaljimizin anısı da özel. Mehmet Ali Beycan onunla ilgili sizlere o günü, yani 2 Mart 2002'yi anlatacak. Önce koşuyu bir görelim. Fernando'nun Toroslar Kuyusu'nu Yemen Tuş'la kazandı ki o yılında Gazi galibiydi Safkan ve Mehmet Ali Beycan. Şimdi geçtiğimiz programda Yemen Tunç'un kulaklarını çınlatmıştık ve Yemen Tunç'la ilgili bir yarış hazırlandı. Buradan selam olsun, Yemen Tunç'u çok özledik, onu bilsin. Şimdi bu sene Sayın Selman Taşbek İzmir'e gitmeyi tercih etti. Atları da böldü. Bana da senin için 6 atlık bir kadro yaptım dedi. Bunların arasında Fernando, ki Yalçın iyi hatırlayacak, İlk yarışını Yalçın'la kazanan Leg Swan vardı. Hatırladın Yalçın. Evet. Şimdi Fernando ile beraber Adana'da, Fernando o zaman 6 yarış koşup bir main'in kazanmıştı. Ufak tefek bir sorunu vardı. İşte 20-25 gün içerisinde o sorunu hallettik. Çalışmaya başladık. İdmanlarda Onur Öztürk'le yapıyoruz. Onur Öztürk o zaman ahırımızın aprantisiydi. Galoplara girdik. Galoplarında gitmiyor at. Binini ite kaka efendim 8,5-9 yapıyor. Onur Öztürk devamlı moralsiz. Ben de merak etme düzelecek falan diyorum. Sonrasında 2 galoptan sonra, 2 uzun galoptan sonra 3.'de Onur Öztürk'e dedim ki bugün atla beraber galop yapacağız dedim. 8,5 yapan binini Fernando atla beraber 3 yaptı. Efendim tabii bu çok sevindirici bir durum. Onur Öztürk'e diyorum ki bak bazı aslar öğreneceksin bunu. Antrenörlerin de özellikle benim en hoşuma giden şey nedir biliyor musun dedim. Atlar, iyi atlar sabahları muhasebenin kapalı olduğunu bilir. Muhasebe öğleden sonra açıktır. Ona göre hazırlar kendini dedim. Neyse sıra yarış koşmaya geldi. Buradan onun da kulaklarının içine atalım. Çok sevdiğimiz Ahmet Atçı'yı bindirdik. Kalabalık bir yarış. Çim yarışı. Yeni başladı Adana'da. Çim yarışları. 1200 metre kısa bir mesafe. Bu 2002 senesi bu arada. 2002. Evet. 2002. 8. oldu. 8. oldu. Ben tabii üzüldüm. Ahmet Atçı ile 8. oldu ama bir de 1200 metre olmasının da şeyi var. Hatta takıldım. Ahmet Atçı'ya dedim ki birbirimizi de çok severiz. Çok da yarış kazandık. Dedim ki suratını asma dedim. Yani 1200 metre diye gelmedi at filan dedim. Bir dahaki sefere inşallah telafi edeceğiz dedim. Gel buraya dedi, kenara dedi, gel dedi. Sana surat asmıyorum dedi. Bu at dedi grup yarışları kazanır dedi. 8. olduğuna bakma dedi. Yalnız dedi aklında bulunsun. Atların içerisinde sıkıntı yapıyor. Dışarıda olmaya bakacaksın dedi. Tamam. İyi bir raporu da aldık. Şimdi yılların Ahmet Atçısı boş konuşmaz. Ben de gittim bir süre sonra bir kısa vade 7 yarış var. Oraya yazdım. Şimdi yarışı koşmak istiyorum. Sayın Selman Taşbek haklı olarak İzmir'de çünkü o sene atlarıyla. Kağıt üzerinde rakipler sert. Ya Beycan'cığım işte at üzülmesin efendim, koşmasak bu yarışı falan diyor. Ben de at o kadar iyi ki hoşuma gidiyor. Koşmak istiyorum. Neredeyse ağlayacağım yani Selman Bey'e. En son 2-3 defa telefon görüşmesinden sonra çok büyük bir nezaket gösterdi. Bu dakikadan itibaren dedi at senindir dedi. İsterse ölsün isterse kalsın dedi. Kararını ver ona göre dedi. Biz de işte o zaman Yemen Tunç'u yazdık. Evet. Ahmet abi teklif... Yok gelmedi o zaman Adana'ya. Yemen Tunç da İzmir'de. İzmir'den gelip biniyor yazıyoruz evet. O sene. Efendim tabii herkes haklı olarak kağıt üzerinde rakipler çok sıkı. Biz en son şans verilen atız. Efendim Fernando. O zaman Fernando'ya bu şeyini yurt dışında son ayak koşacak. Tabii. Hemen hem de koşuyu senin anısını alacağız. Kapanışta evet. Yapacağız. Yurt dışında son ayağa geldik efendim. İzleyelim. Dönüşte hem Fernando'nun hikayesi, koşu ve kapanış. Değerli yarışseverler, Wolverhampton Birleşik Krallık'ta 7. ve son koşu yapılacak. Handikap mücadele olacak bu yarış. Ganyan ikili, sıralı ikili, üçlü bahis, plase ve plase ikili oynanabilecek. Alternatif bahis oyunları da mevcut. 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atlar arasında 1220 metre mesafede kum pistte yapılacak koşu. 7 numaralı Kingsley Clarion yarışın favorisi. Kingsley Clarion 8 yaşında iliş edilmiş doğru at. 2 lira 80 kuruş ganyanı var. Güncel ganyan oranları değişmekte. Şu an yerine yaklaştırılıyor. Kingsley Clarion yerini aldı. 2. sırada %13 oynanma oranı alan 6 numaralı Secret Passion görünüyor. Bir önceki yarışı kazanan Ecuri'nin safkanı bu da. Son koşu 7 koşulu programın tamamlayacak ayak olacak. Altılı, beşli, dörtlü, üçlü ganyanlar bu koşuyla birlikte tamamlanmış olacak. Jeffrey Harris yerine yakın daha geride Secret Passion kalacak son isim olarak. Secret Passion kulvara yakın ve o da yerini aldı. Son koşu için beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. 7 numaralı Kingsley Clarion 2 boy kadar gecikmeli bir çıkış yaptı. İyi çıkış alan 12 numaralı Toolmaker 1,5-2 boy farkta önde. 5 numaralı Back From Dubai ikincilikte 1 boy kadar gerisine düştü. 3 numaralı Dr. Nuno yer tuttu. 1 boy kadar geride bariyer dibinde dördüncülükte 10 numaralı Fart hemen dışında. 11 numaralı Blue Cable 1,5 boy kadar girdi işte. 9 numaralı Jeffrey Harris hemen dışında. 6 numaralı Circuit Passion 1,5 boy kadar girdi. 4 numaralı Prezem Shoyes içte. Bunun 2 boy kadar gerisinde yine ön atak yapan 1 numaralı Kuare Beach'i görüyoruz. Bu sırayla safkanlar düzlüğe doğru gidiyor ve son 600'e giriyor. 12 numaralı Toolmaker 1,5 boy farkla liderliğini hızlı bir şekildeki temposuyla koruyor. İkincilikte 3 numaralı Dr. Nuno var. Dışta o hemen içeride. 5 numaralı Back From Dubai. Dördüncülüğe gelen 11 numaralı Blue Cable oldu. 1,5 boy kadar girdi. 10 numaralı Far sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 12 numaralı Toolmaker'ın temposu metrelere kadar düşmedi. Dıştan 11 numaralı Blue Cable hızlı bir şekilde öndeki 12 numaralı Toolmaker'a farkı azaltmaya başladı. Son 200'de içeride 12 numaralı Toolmaker ve dışarıda 11 numaralı Blue Cable'ın mücadelesini izliyoruz. 11 numaralı Blue Cable 1,5 boy farklı önde ve koşuyu da 11 numaralı Blue Cable kazandı değerli yarışseverler. Son ataklarıyla 1 numaralı Kuerevic geldi ikincilik için. 12 numaralı Toolmaker'la fotoya girdi. Bakalım ikincilik kimin oldu? Yarışın galibi 11 numaralı Blue Cable. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. 7 numaralı Kingsley Clarion 2 boy kadar gecikmeli bir çıkış yaptı. İyi çıkış alan 12 numaralı Toolmaker 1,5-2 boy farklı önde. 5 numaralı Back From Dubai ikincilikte 1 boy kadar gerisine düştü. 3 numaralı Dr. Nuno yer tuttu. 1 boy kadar geride bariyer dibinde dördüncülükte 10 numaralı Fart hemen dışında. 11 numaralı Blue Cable 1,5 boy kadar girdi işte. 9 numaralı Jeffrey Harris hemen dışında. 6 numaralı Circuit Passion 1,5 boy kadar girdi. 4 numaralı Prezem Shoyes içte. Bunun 2 boy kadar gerisinde yine ön atak yapan 1 numaralı Kuare Beach'i görüyoruz. Bu sırayla safkanlar düzlüğe doğru gidiyor ve son 600'e giriyor. 12 numaralı Toolmaker 1,5 boy farkla liderliğini hızlı bir şekildeki temposuyla koruyor. İkincilikte 3 numaralı Dr. Nuno var. Dışta o hemen içeride. 5 numaralı Back From Dubai. Dördüncülüğe gelen 11 numaralı Blue Cable oldu. 1,5 boy kadar girdi. 10 numaralı Far sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 12 numaralı Toolmaker'ın temposu metrelere kadar düşmedi. Dıştan 11 numaralı Blue Cable hızlı bir şekilde öndeki 12 numaralı Toolmaker'a farkı azaltmaya başladı. Son 200'de içeride 12 numaralı Toolmaker ve dışarıda 11 numaralı Blue Cable'ın mücadelesini izliyoruz. 11 numaralı Blue Cable 1,5 boy farklı önde ve koşuyu da 11 numaralı Blue Cable kazandı değerli yarışseverler. Son ataklarıyla 1 numaralı Kuerevic geldi ikincilik için. 12 numaralı Toolmaker'la fotoya girdi. Bakalım ikincilik kimin oldu? Yarışın galibi 11 numaralı Blue Cable. Evet, keyifli mücadele oldu. 11 numaralı Safkan kazandı. 12, 1 ve 10 çok yakın bitirdi. Az sonra sonuçta gelir efendim ekrana. Nevermind da çok eski bir fotoğraf, böyle bir nostalji göndermiş. Selamlarını gönderiyor. Çok teşekkürler, sağ olsun. Ufak bir hediye ediyor. Hemen iletti. Mehmet Ali Beycan da anılarını tazeledi. Orada isimleri saydı. İyi akşamlar, iyi geceler dileyelim. Şimdi Fernando'nun Toroslar Kuşusu hikayesi Yemen Tunç'a kadar geldi. Ahmet Açı'dan evet, Yemen Tunç'un ve Ahmet Açı'nın kulaklarını çınlatmış olduk. Tabii bu yarış zafere giden yolda ilk adımdı. Bu yarıştan sonra bir yarış koştuk, ikinci olduk. Sonra 1900 metre yine çimde Yemen Tunç attan düşmüştü. Ayağı acıdı, binemedi. Ayağı pek iyi değildi. Fuat Çakar bindi. Onu da kazandık. O biten Temiki Yemen Tunç'un bindiği yarışta ikinci olan Demir Sultan da bendeydi. Onu da Selman Bey, Sayın Fatine Özsoy'un, Atilla Özsoy amcamıza da rahmet dileyelim. Mekanı cennet olsun. Amin. Yarış burun bitti. Antrenör ekibisi olarak. Vay. Güzel de bir para verdi. Üçüncü de benim Kulüpnika'yla. Üçüncü de Kulüpnika'yla Yalçın oldu. Şimdi Yalçın'dan da alacağız. Toprağı bol olsun. Alfred Rodin'in atları favoriydi. Ekürü koşuyorlardı. Efendim. Sezon bitti Adana'da. Sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da 2 yarış koşup sonrasında Ankara'da bir 8 kısa daha kazanıp Gazi'ye gitti. Evet. Böylece yad etmiş olduk. Bir yol haritasında almış olduk. Bu arada Kulüpnika ile ilgili Yalçın'ın da Fernando Kulüpnika bir hatırası var. O yarıştan sonra Gazi'de de yine Fernando 1. Kulüpnika 3. oldu. Böyle bir yakınlık oldu. Bir sesli koşuyu alalım, sonra da Yalçın Karçı'nın koşuyla ilgili düşüncelerini alacağız. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkışın ardından orta kulvardan gelen koşunun liderliğini 1 numaralı Ağlayan Kız almaya çalışıyor. Eşli dışına kadar dolandı. Şimdi Eşli ve 1 numaralı Ağlayan Kız lider mücadelesi yaparlarken numarayı Eşli alıp farkı 3 boya kadar çıkartıyor. 3.liğe Fernando hemen dışından. Win River Win girerken 5.liğe dış kulvardan Voz taş dokunmaya çalışıyor. Hemen sağrısında Madame Eli, bariyerinde Demir Sultan, 1 boy kadar geride Serhan Bey. Grubun gerisi Kulüpnika sırasıyla 1 metre start yerine 7 numaralı Eşli 2 boy kadar lider geçiyor. 1 numaralı Ağlayan Kız'ın önünde. 3. numaralı Fernando, 4. orta kulvarda Win River Win, bariyer dibine yakın Madame Eli, dış kulvarda Vostaş, daha sonra Serhan Bey ve Demir Sultan ikilisi. Yine grubun gerisi Kulüpnika sırasıyla son 8 metreyi 7 numaralı Eşli lider geçiyor. 1 numaralı Ağlayan Kız'ın önünde, bunun hemen sağrısından atak yapmaya çalışan bir diğer Tay Fernando'yu izliyorum. Win River Win'le birlikte bunların yanlarında 2 numaralı Madame Eli ve dış kulvarda 6 numaralı Vostaş sırasıyla son viraja doğru. 7 numaralı Eşli, 1 numaralı Ağlayan Kız'ın liderlik mücadelesi devam ediyor. 3.de Fernando. Bunun hemen sağrısından Madame Eli de atak yapmaya çalışıyor. 1 numaralı Ağlayan Kız orta kulvardan gelip liderliği almaya çalışıyor. Eşli'nin yanından orta kulvardan 3 numaralı Fernando'nun ataklarını izliyorum gerilerden. 2 numaralı Madame Eli'nin de sprinti var. Orta kulvarda Fernando liderliği almaya çalışıyor. Dış kulvardan Madame Eli'nin ataklarını izliyorum. 3 numaralı Fernando orta kulvarda koşunun liderliğini almış durumda içeriden de. Şimdi 8 numaralı Demir Sultan da almaya çalışıyor. 3 numaralı Fernando, 8 numaralı Demir Sultan ikilisi rakipten ayrılmış durumda. Orta kulvarda 3 numaralı Fernando, içinde 8 numaralı Demir Sultan mücadelesi potada sonuçlanıyor. 9 numaralı Kulüpnika 3. olurken 2 numaralı Madame Eli 4. oldu sayın yarışseverler. 3 numaralı Fernando, 8 numaralı Demir Sultan birinciliği varış hakemleri belirleyecek. Evet, foto finişten Fernando çıktı. Kulüpnika 3. Yalçın Kaç. Kulvar 1. Bu yarışta üçümüz de varız. Ben Kulüpnika'dayım. Sen yarışı anlatıyorsun. Evet. Beycan abi 1-2 yaptı. 1-2 yaptı daha ne oldu? Yarışta koşan atlar Win River Win. Tam Fernando, Kulüpnika, Serhan Bey. Yine ekürlerden Madame Eli de çok iyi bir kısraktı. Bu yarışın da bayağı bir favorisiydi. Ben de şimdi ganyanlara bakıyorum. Benim ganyanım 3.25. 4. olan Madame Eli Ağlayan Kız ekürüsü 1.65. Demir Sultan 2. olan 8.40. Kazanan Fernando, Gazi şampiyonu Fernando 26.35. Evet. İkili 135 lira 45 kuruş vermiş. Vay. Yani çok da keyifli bir yarış olmuş. Ben de koşuyu yerlerde takip etmişim. Düzlükten sonra özellikle o son 200'lerde iki ekürün arasında. Biraz sanki bir kulvar yaramadı. Yani ağır alınca ön taraf bir anda çünkü toplu geçler öne. Virajlar var ya. Gerisi startın başı. Evet. O viraj var çünkü. Yani dar bir pist. Adana pisti evet. O zaman biraz daha yeni bir pistti. Ama düzlükten sonra yine gayretli Kulüpnika. Enteresanı da Fernando Gazi'yi kazanıyor. 2002 yazında, Haziran ayında. Kulüpnika'da 3. oluyor. Yine yakın, aynı derece. Evet. Yakın. Yani yarıştan sonra Yemen abi ne dedi? Yemen'e dedim ki nasıl gördün atı dedim. Ne diyorsun dedi abicim dedi, elimde 3,5 saniye daha var dedi. 3,5 saniye. Evet. Yemen ya. Yemen ya, var ya. Yine patlatmış. Yani 1 saniye çok evet. Dedim. 2 saniye. 3,5. 3,5 saniye. İkinci, tamam. Yani Allah hafıza ikinci kalsaydı ne diyecekti biliyor musun? Ne derdi? Kapanmasam kazanırdım derdi. Ama kulakları çınlasın. Selam olsun. Viraja gelirken ufak bir orada şanssızlık yaşar gibi olmuş ama. Evet. Evet. 700'lerde falan ufak bir. Yemen'le yarış kaybettiğin zaman bir kere hiçbir zaman moralin bozulmuyordu. Geçen şeyi anlattı. Kaybedersen kapanmasam kazanırdım diyor. Şey neydi? Cherokee yarışı mıydı? Yemen abi binmiş. Cherokee evet. Ha. Ne dedi yarıştan sonra? Velociraptor'la koşuyoruz. Şimdi Cherokee bir dizinden ameliyatlı. Evet. Akın Finci hocamız ameliyat etmişti. İkinci dizinden de ameliyat olması gerekiyor. Fakat Akın Bey masada kalabilir dedi. Eski böyle dedi. İdare edeceksiniz dedi. Aslında çim atı, bir tek Sait Aksoy'da çim koşabildik. 5. oldu o yarışta. Hiç hayatı boyunca çim koşmadık. Evet. Kum ıslandığı zaman başarılı oluyor. Kum kabardığı zaman bir şey göstermiyor. Adana'nın son yarışı, artık Adana'da yaz başlamış. Kum kabarmış. Molete kadar kuma gömülüyor atlar. Evet. Yarışta Velociraptor var. Evet. Velociraptor yani nereden baksanız bir 40 metre fark yaptı, kazandı. Evet. Biz de en arka geldik. 6 hatta 6.'yiz ama Velociraptor'la aramızda 200 metre falan fark evet. Oldu. Yemen geldi. Geçmiş olsun Yemencim dedim. Ne diyorsun abi dedi. Bir yağmur yağsaydı o Velociraptor nereye kaçacaktı dedi. Ya Yemen ya. Öyleydi. Hiç moralimizi bozmazdı. İşte hiç umudunu kesmiyor. Yani her evet, yarışta umutlu. Her yarışımız var. Evet. Bir sonraki yarışa da hep umut veriyor. Tabii. Aslında o da güzel bir şey. Dünya tatlısı çok bir insan. Ya, selam Yemen, olsun buradan. Selam, ben de ellerinden öpüyorum Yemen abi. Yemen Tunç'u çok severiz. Bir kez daha onu Ahmet Atçı kardeşimizi, abimizi de almış olduk. Yemen Tunç'u almış olduk. O da çok özel anıları olan insanlar. Yemen Tunç Bursa'da beraberken 5 koşu kazandı Cuma günü. 5 koşu Yemen Tunç kazandı efendim. Anlatıyorum evet. Koşuyu. Yemen Tunç'la beraber geçtik. Jok arasına gitti. İşte bol şanslar. Hayır. Biz yarışı anlattık. Her yerde Yemen Tunç geliyor. Evet. Yarış bitti. Devretti altılı. Evet. Ya şimdi yan yanayız hiç. Ana... Giderken konuşmadınız mı? Ya şey zaten öyle biliyorsun evet. Öyle bir şeyim yok. Ama Yemen'in de yoktur zaten hiç öyle bir ya, şey. Ya, ne bileyim abi bilemez. Sonuçta hani menajerim dedi. Takdir etti. Evet. Bindim. 5 birincilik. Aynı jokeyi kazanıyor ve altılı devretti Bursa altılısı. Öyle bir anım da var Yemen Tunç'la. Gerçekten eski aklıma geldikçe böyle. O gün sırf hadi yolculuk yaptık. Bütün Yemen abinin safkanlarını yazsan. Vallahi tek başına belki. Hiç aklımda. Altılı gayanı sen bileceksin. Yalçın'la yani o günleri şimdi aklıma geliyor. Hep aynı şeyi düşünüyorum. Kazan. Benim için sağ salim kazan. Evet. Yani benim için öyle, özellikle hani, gerçekten hani öyle şeymiş. Çok aktif zamanlarımda işte yani 2001 evet. O dönemler. Fırtına gibi esiyorsun. Estiğimiz zamanlar Zadik de kariyerinin zirvesinde evet. Harikulade yarışlar anlatıyor. 4 koşu ama, kazandın. Yağmur yağıyor, çamur, zor şartlar. Koşuyu anlatıyorum. İşte demir kazıktı, öbürüydü, serramdı. Yarış bitiyor. Anlatıyorum. Aşağı bakıyorum. İbrahim amca şöyle yapıyor. Hani sevinçli. Evet. Ben de tebrik ediyorum. Hiç aklıma başka bir şey gelmiyor. Hatta bana o kadar odaklı ki Grant Ekinox Halis abiyle bir yarış kazandı. Evet. Ya başbakanlıktı ya jokey kulüptü ama Türkiye başbakanlıktı galiba. İşte Grant Ekinox bilmem kaçıncı başbakanlık koşusunu Yalçın diyecekti ve Yal çıktı ağzından hemen düzeltti Halis Karataş dedi. Alışmış hep Yalçın'a karşı bir insan. Onu hiç unutmuyorum mesela. O hala vardır o. 2002 senesiydi galiba. 2002 senesi. Başbakanlık koşusu. Anılar efendim her hafta mutlaka programımızda anılar olacak. Bu haftaki anılar çok özel oldu. Çünkü hem koşunun 1 ve 2'si Mehmet Ali Beycan'ın ilgilendiği safkan. Koşunun 3'üsü Yalçın Akaç, anlatan da ben. Böyle bir anıyla programı kapattık. Çok teşekkürler ediyoruz sizlere. Bu saatlere kadar sizlerle beraber oldunuz efendim. Tüm ekip arkadaşlarımıza da candan teşekkürler diyerek kapanış için önce Yalçın Akaç'a sonra da Mehmet Ali Beycan'a dönüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ekran karşısındaki izleyicilerimiz de inşallah keyif almıştır. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederiz Mehmet Beycan. Bizi izleyenler inşallah hoşça vakit geçirmişlerdir. En büyük dileğimiz kazasız belasız atlarımızın koşup hak edenin kazanması. İnşallah haftaya sağlıkla görüşmeyi umuyoruz. Efendim iyi geceler diliyoruz sizlere. Biraz sonra İngiltere'de koşu sonuçları parasal neşeli ekranına gelecek efendim. Biz iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalınız.